İyi akşamlar, İskele Sancağı hoş geldiniz. Bu akşam birden fazla konuyu ele alacağız. Geride bıraktığımız hafta içerisinde gelişen olaylardan yola çıkarak. Bir yasa dışı dinleme casusluk operasyonu yapıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kısa adıyla TİB ve TÜBİTAK'tan 28 kişi gözaltına alındı. Bunların içinden 5 kişi tutuklandı. Ve bir tekrar bu casusluk, ülke güvenliği, paralel yapı bu konu önemli bir gündem maddesi oldu. Bununla bağlantılı olarak belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etopya'da yaptığı bir açıklama, Gülen grubuna ait okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesini içeren bir açıklamaydı. Yine hafta içerisinde mecliste Yüce Divan oylaması yapıldı. Bu oylamadan çıkan neticeler. Bütün bunları bu akşam İskele Sancağı'nın gündemine alıyoruz. Ben hemen konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Faik Tunay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Sayın günler. Tunay, teşekkür ediyorum. Özcan Yeniçeri, MHP Ankara Milletvekili. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Burada, stüdyoda, birazdan burada olacak bir başka konuğum İhsan Aktaş. Genar Başkanı uçağa rötar yaptığı için biraz gecikmeli olarak burada olacak ama birazdan o da stüdyomuzda olur. Ankara'da bir değerli meslektaşımız var. Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi yazarı ve Ankara temsilcisi. Siz de hoş geldiniz Emin Pazarcı Ankara stüdyomuza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi Faik Tunay sizinle başlayayım. Yani burada çok ciddi bir itham var. Casusluk suçlaması, devletin birliğini bozmak, kriptolu telefonlarla işte o dönemin başbakanı Erdoğan'ın 60 kere telefonu dinlenmiş. İşte TİB'de, TİB binasında yüksek kapasitede veri aktarılan bir çanak, bir uydu ve hangi ülkeye yönünün döndüğü belli olmayan, bilinmeyen yabancı bir uydulara veri aktarılması. Yani casusluk da buradan giriyor. Şimdi siz partiniz açısından da yani bunlar çok ciddi, çok vahim konular değil mi? Şimdi öncelikle iyi yayınlar. Ben keyifli bir sohbet olmasını diliyorum. Daha önce sizden beraber de çok yayına çıktık. Hepsinden keyif aldık. Bu konuya geçmeden önce şöyle bir tespit yapmak isterim. Aslında çok tartışma programlarına çıkıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de en çok tartışma programlarına çıkan milletvekilinden bir tanesiyim. Hep içimde olan bir şey vardır. Bunu ilk defa sizinle paylaşayım. Şimdi biz siyasetçiyiz. Özcan Bey Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil ediyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber gerçekten siyasette bazı ilginç şeyler olmaya başladı. Mesela ben çıktığım bugüne kadar sayısız tartışma programında karşımda çok azdır bir veya iki keredir ki Adalet Kalkınma Partisi milletvekillerini gördüm. Biz yapıyoruz. Yok siz yapıyorsunuz. Sizin için programın içine gelmedi ama mesela ben gönül isterdi ki geçen hafta çok güzel giriş yaptınız. Dört tane bakanla ilgili yolsuzluk araştırması, casusluk faaliyetleri. Yani Türkiye'nin belki önümüzdeki bırakın 10 yılını, 50 yılını ilgilendiren çok hayati konular var. Ama biz maalesef hep karşımızda Emin Bey çok saygıdeğer bir gazeteci. Birazdan gelecek Genar'ın sahibi, yöneticisi keza öyle ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri bu konu hakkındaki yetkili kişileriyle tartışabilmek ve ondan sonra kararı milletimizin vermesini isterdim. Şimdi konumuza gelelim. Çok güzel bir giriş yaptınız. Casusluk dediniz. Yani bunun siyasi partisi olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi, AKP, Milliyetçi Hareket Partisi. Bunlar çok ciddi iddialar ve bir an önce bu iddiaların sağlıklı bir şekilde araştırılıp sonuçlandırılması gerekiyor. Şimdi casusluk dediğiniz zaman insanın, ben kendi adıma konuşayım, tüylerini diken diken eden bir yaklaşım. Kimin yaptığı hiç önemli değil. Paralel yapı olabilir, başkası olabilir. Bunu savunmamız asla ve asla mümkün değil. Ama bu süreçle beraber, bu 17 Aralık sürecinden itibaren bazı şeylerin sapla samanın da karıştığını düşünüyorum. Bakın illerde operasyonlar yapılıyor. Çok yakından takip ediyorum. Çünkü siyasetçi milletvekilim takip etmek zorundayım. Bana soru sorulduğu zaman cevap vermek durumundayım. Şimdi Erzurum'da, Adana'da, İstanbul'da paralel yapı operasyonuyla ilgili birçok operasyon yapılıyor. Yüzlerce insan gözaltına alınıyor. Bir hafta sonra, 5 gün sonra, 10 gün sonra bakıyoruz ki bunların %80'i, %90'ı serbest bırakılmış. Bazıları içeriye girmiş. Şimdi tam da tutuklamalar var. Var ama işte oraya geleceğim. Tam da mecliste yolsuzlukla ilgili oylamanın yapıldığı günün sabahında Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı'na yönelik olan ve birkaç kuruluşa yönelik olan bir operasyon yapıldı. 11 kişiden 7 tanesi serbest bırakıldı. Yanlış rakam veriyor olabilirim. 4 tanesi toplamda tutuklandı. Toplamda 5 kişi. Toplamda 5 kişi tutuklandı. Şimdi bizim Türkiye'de
son 1,5-2 yıldır bence en önemli sorunumuz. AKP'lisinin de, CHP'lisinin de, MHP'lisinin de, cemaat mensubunun da veya apolitik olan insanların da. Maalesef hukuka bir güven kalmadı. Yani hangi operasyon olursa olsun bir karar veriliyor. Ergenekon balyozla başladı bu. Bugün işte paralel yapı operasyonuna geldi. Bir karar veriliyor. Bir kesim verilen kararlardan memnun olurken öbür kesim son derece mutsuz ve memnun değil. Hani peki Faik Bey, burada şöyle bir şey yok mu? Biraz önce sizin söylediğiniz cümlelerden yola çıkarak bunu soruyorum. Gözaltılar oluyor. Bunların önemli bir kısmı serbest bırakılıyor. Yani bu aslında meseleye adil bir yaklaşım sergileme çabası olarak da görülemez mi bu? %100. Burada da mesela 28 kişi ile ilgili gözaltı kararı var. 5 kişi ama 5 kişi tutuklanıyor. Evet. Demek ki bir adalet, adil olan bir karar arayışı var burada. %100. Buna bir şey demiyorum zaten. Yani bir iddia varsa tutuklananlar da olabilir. Tamamen serbest bırakılmalar da olabilir. Veya hepsi de tutuklanabilir de. Ben şunu söylemek istiyorum. İktidar Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi bunu bir şahsi mesele haline getirmekten ziyade bu tip olabilir, başka bir şey olabilir, polisler olabilir. Hepimiz merak içerisindeyiz. Bu 17 Aralık'la ilgili başlayan süreçle beraber herkesin kafası allak bullak. Birazdan bakanları konuşuruz, bunu konuşuruz. Yani artık herkes şunu net bir şekilde öğrenmek istiyor. Paralel yapı, paralel yapı, paralel yapı. Evet, emniyette bir kadrolaşma sizce var. Yok mu? Hayır, var. Söylüyorum, müsaade ederseniz. Yargıda da var, emniyette de var ama artık sanki benim şahsi fikrim, bilmiyorum Özcan Bey katılır mı, bazı şeyler de biraz abartılıyor gibi geliyor bana. Yani hep bir paralel yapıyı konuşuyoruz ama daha net somut ortaya çıkan bir şey yok. Şimdi iktidar partisi temsilcileri diyor ki biraz sabırlı olmak lazım. Bu bir süreçtir ama 17 Aralık'tan beri neredeyse 2 seneye yakın bir zaman geçti. Yani her şeyi paralel yapıya bağlamak. Ben bazen AKP milletvekilleriyle konuşurken dalga geçiyorum. Ya diyorum, gökten dolu yağsa bunu paralele bağlayacak hale geldiniz. Yani bu süreçlerin bir an önce sağlıklı bir şekilde sonuçlanması gerekiyor. Yani şimdi, çok ciddi iddialar şimdi bunlar. Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan bir dönem içerisinde resmen dinlenmiş. Ablukayı almışlar. Dinlenmiş. Tabii ki. Ve bir çanak antenle bilinmeyen bir ülkeye servis edilmiş. O bunlar. Zaman şöyle söyleyelim. Bir muhalefet milletvekili olarak diyorum ki burada iktidara sonuna kadar açık destek. Böyle iddialar varsa bağımsız bir şekilde hukuk, yargı bunları araştırsın. Bugün iktidarı dinleyen, tırnak içerisinde söylüyorum, yarın muhalefet edinler, başka birilerini edinler. Artık bunların bir an önce sonlanması gerekiyor. Yani süreç uzadıkça toplumdaki kamplaşma ve kutuplaşma daha da artıyor. Ben bunu sağlıklı bulmuyorum. Yani benim bir dinleme faaliyetini savunmam söz konusu olabilir mi? Yani benim rakibime bile yapılsa ben bunu asla ve asla savunmam. Peki. Ama biraz da kantarın da topuzunun kaçtığını düşünenlerdenim, açık söylemek gerekirse. Emin Pazarcı'ya dönelim, Ankara'ya. Biraz kantarın topuzu kaçtı diyor Faik Tunay. Net, somut, içeriği olmayan konular da, operasyonlar da yapılıyor diyor. Ne diyorsunuz? Valla tabii Faik Bey öyle düşünüyor ama ben biraz farklı düşünüyorum. Çünkü yani çok acele edilirse, hukukta acele etmek demek zaten felaket demektir. Yani kantarın topuzu o zaman kaçardı, çok çabuk sonuç almak gibi bir düşünceyle hareket edilse. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi çok ciddi iddialar var. Çok önemli bir takım iddialar var. Hatta deliller de var. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bir de tabii paralel yapıyı her şeye bağlıyoruz değerlendirmesi belki doğru olabilir ama ben bakıyorum öyle bir paralel yapı var ki Türkiye'de zaten her şeyi ele geçirmiş durumda. Bakın bunlar okullarını kurmuşlar. Bunlar askeri güçlerini genelkurmayın içine sızmaya çalışarak kurmuşlar. Polis teşkilatına bakıyoruz, zaten paralel yapı biraz önce de kabul etti Faik Bey. Her tarafı ele geçirmiş. Adliyede de var paralel yapı. Bunların bankaları var, bunların dış temsilcilikleri var. Bunların Türkiye'nin çeşitli illerinde imamları var. Tek tek ortaya çıkıyor ve bunlar maalesef devletin en ücra noktalarına kadar, en kılcal damarlarına kadar sirayet etmişler. Geçmiş tartışılabilir, geçmiş eleştirilebilir. Çünkü maalesef bir zafiyet varmış. Şimdi bakın, bir Fuat Avni'den bahsediyoruz. Fuat Avni diye ben birinin olduğu kanaatinde değilim. Bu Fuat Avni zaten paralel yapının istihbaratının toplandığı bir yer ve müstahar bir isim, olmayan bir isim. Ve burada bakıyorsunuz bir emniyette operasyon yapılacak, anında haber verilebiliyor. Türkiye'de bir adım atılabilecek 81 vilayetle ilgili her türlü değerlendirme var ve bunların büyük bir bölümü de %80'i, 70'i, 90'ı doğru çıkıyor. Demek ki çok vahim bir tehlikeyle karşı karşıyayız. İşte siz biraz önce çanakların başka yere döndürüldüğünü, bir takım yerlerden dinlendiğini söylediniz. En basitinden yani TÜBİTAK'ta kriptolu telefonlar
üretiliyor. Bunlar devletin yöneticilerine veriliyor ve bakıyoruz bunların bir kısmı da ortaya çıktı. Bunları uzun süre televizyonlarda izledik. Ne varsa konuşmalarda bunlar tek tek ortaya dökülüyor, veriliyor. Tabii sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız ve bu paralel yapının mensupları yurt dışı seyahatlerine gidiyoruz. Biz yurt dışında da görüyoruz. Orada da Türkiye aleyhine bir faaliyet içindeler ve maalesef bu Ermeni soykırım iddialarının 100. yılı dolayısıyla bunlar adeta Ermeni iddialarına su taşıyorlar. Onlarla birlikte hareket ediyorlar. Bir takım paralar harcıyorlar. Yani Türkiye'de bakıyorsunuz bu paralel yapı mensuplarının tamamı bir takım Türk düşmanı veya Türkiye düşmanı veya diyelim ki belli İsrail sermayeli ve Türkiye'ye şaşı bakan gazetelere demeçler veriyorlar. Onlar Türkiye'yi savunur yazılar yazıyor ama bunların hiçbirisi Türkiye ile ilgili tek olumlu değerlendirme yapmıyor. O açıdan yani çok ciddi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıyaymış Türkiye. Ve direkten dönmüşüz. Bu açık olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bir an önce harekete geçsin, bir an önce sonuç alınsın. Bir an önce harekete geçmeye, sonuç almaya çalışırsanız çok ciddi kazalara yol açarsınız. Çünkü bu paralel yapının içinde son derece samimi, son derece iyi niyetli insanlar da var. Yani bir cadı avı başlatıp tamamını buldozer gibi ezip geçemezsiniz. Burada hukuka saygılı olmak zorundasınız. Hukuki bir takım adımlar atmak zorundasınız. Atılıyor bu adımlar da, yavaş yavaş atılıyor ve ben önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde daha da gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bir korku vardı, bir korku imparatorluğu vardı. Bu korku yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Bakın ben geçtiğimiz günlerde bu paralel yapı bizim gazetecilik faaliyetlerimizi de engellemeye çalıştı. Benimle ilgili pek çok suç duyurusu var. Yani içinde paralel kelimesi geçen ne olursa olsun yani üçgen işte... kare gibi şeylerin arasında mesela bir matematikle, geometriyle ilgili bir takım yazılar yazsanız, içine paralel koysanız onunla ilgili bile suç duyurusunda bulunuyorlar. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Mesela bazı muhabir arkadaşlarımız yurt dışında veya Ankara dışında imzalı haberler yapıyorlar. Başbakanı takip ediyorlar, Cumhurbaşkanı'nı takip ediyorlar. Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın paralel yapıyla ilgili konuşmalarını, değerlendirmelerini haber yapıyorlar. İçinde paralel görüldüğü için sadece bundan dolayı bu arkadaşlarla ilgili suç duyuruları var. Oldu ve mu böyle? Bu suç duyurularını... Bu şimdi önemli bir nokta. Yani haberde geçtiği var. İçin de suç var. Duyurusu, davalar, bu tür şeyler de var mı? Hani köşe yazarlarına bir Mehmet sürü dava var. Açıyorlar. Bunu Mehmet biliyorum. Var. Benim takipsizlik kararı aldığım iki tane yazı var. İkisinde de Fethullah Gülen'in adından bahsedilmiyor. Sadece paralel ifadesi var. Paralel yapı ifadesi var. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuş ama sorarsanız eğer paralel yapıyla ilgili hiçbir bizim ilişkimiz yok deniyor. Ben size isim vereyim isterseniz, var mı? Mesela Sabah Gazetesi, Safure Cantürk. Hakkında 7 veya 8 tane suç duyurusu var. Bunların büyük bir bölümü Fethullah Gülen'le ilgili. Aliye Çetinkaya tam 51 tane var. 51 suç duyurusunda bulunmuş Fethullah Gülen ve çevresindeki insanlarla ilgili. Bakıyorsunuz Mehmet Ali Berber 20 civarında var. Erdal Şimşek, Muhammed Kutlu onların 10'ar tane var. Burada şu anda aklıma gelen Göksel'le ilgili bizim polis muhabirimiz de akşamda. Onunla ilgili var. Zübeyde Yalçın'la ilgili var. Mehmet Özmen, daha sayayım mı? İlhan Toprak, Çetiner, Lütfü Kaplan bunlarla ilgili var. Ve ben bu arkadaşları tek tek aradım. Nedir dedim, çok ilginçtir. Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nı takip eden arkadaşlar dediler ki maalesef biz haber yapıyoruz. Bu haberlerde paralel ifadesi geçiyor. Bunlarla ilgili bile, yani Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarla ilgili bile suç duyurusunda bulunuyorlar. Biz bunlardan dolayı savcılıklara gidip ifade veriyoruz. Yani böyle bir yapı var. Böyle bir Türkiye'nin her tarafında gazetecilere sindirebilen, sindirmeye çalışan bir şey var. Yapı var. Şimdi her tarafa sirayet etmiş ve insanların haber alma hakkına bile tecavüz eden bir yapı var. Ve bunlarla mücadele öyle kolay olmayacak. Tabii ki zamana yayılacak. Peki. Tabii ki zaman alacak. Ve bence çok da iyi oluyor bu mücadeleye. Şimdi paralel yapı diyoruz. Bu paralel yapı da bütün unsurlarıyla ortaya dökülmüş durumda. Bakıyorsunuz aynı fotoğraf karesinde aynı isimler var ve çok ilginçtir. Bunların yayın organları yaptıkları yayınlarda daha bir operasyon yapıyorsunuz. Kapıyı çalıyorsunuz, algı operasyonu. Yani
yapılan her hareket, atılan her adım algı operasyonu. Bunlara göre herkes suçsuz, kendileri pürüpak. Yani böyle bir yapıyla öyle kolay mücadele edilmez. Bence her şey mecrasında devam ediyor. Eğer Faik Bey'in istediği gibi bir hareket içine girmiş olsaydık, işte o cadı avı olurdu ve çok ciddi vahim sonuçlar ortaya çıkardı. Yavaş yavaş bunlar böyle devam edecek diye düşünüyorum ve ben önümüzdeki günlerde bunun kar topu gibi büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü işte biraz önce belirttiğim gibi korku kalktı, ama ben bu arkadaşlara sorduğumda suç duyurusunda bulundum. İsim vermeyeceğim şimdi. Bazı arkadaşlar aynen şunları dediler. Abi biz de suç duyurusunda bulunacağız ama Ankara Adliyesi'nde maalesef paralel yapıya mensup pek çok savcı ve hakim hala var. Biz başımıza bir iş gelmesinden korkuyoruz dedi. Aynı ifadeler bu. Gazeteci arkadaşlar dediler. Yani istiyorsanız daha sonra konuşuruz ama böyle bir yapıyla mücadele bence kolay olmayacak ve daha zamana yayılacak diye düşünüyorum. Çok kısa, Özcan Bey'in de hakkını yemeden Emin Bey'e mesela özellikle bir şey sormak isterim merak ettiğim için. Şimdi Emin Bey konuşmasında dedi ki çok ciddi bir yapıyla karşı karşıyayız. Faik Bey de dedi ki yani artık neyse karar verilsin. Biz de sağlıklı düşünelim dedi. Peki ben şunu soruyorum. Şimdi Emin Bey'in konuşmalarını dinlediğiniz zaman tarafsız olarak diyorsunuz ki paralel yapı gerçekten uzun zamandır devletin içerisine çöreklenmiş. İşte emniyette, yargıda, iş adamları, bankalar, sanatçılar, spor kulüpleri doğrudur değil mi? Yani bunu bir anda ortaya çıkarmak mümkün değil. Bu söylemden doğru, hareket edersek doğru. Ben şunu merak ediyorum. 17 Aralık sabahına kadar yani 16 Aralık gece 00:00'a kadar hayatımızda hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının literatüründe paralel yapı diye bir kavram yoktu. 17 Aralık sabahı bu operasyonlar oldu ve bir paralel yapı kavramı ortaya çıktı. E madem ki bu yapı öncesi bu kadar... vardı ama sonra... İşte yok, merak ediyorum mesela. Emin Bey'in bu görüşünü merak ederim. Şimdi şeyden. İktidara yakın bir gazeteci olarak sonuçta iktidarın düşünceleri... Neden böyle oldu diyorsun? Şimdi diyorum ki mesela Emin Bey 17 Aralık sabahına kadar olmayan bir yapı. 17 Aralık'ta çıktı. O zaman bu yıllardır varsa iktidar 2001 yılından beri iktidar. O zaman 11 senede iktidar uyumuş demek oluyor. Doğru mudur? Bakın yeni çıkmadı. İktidar uyumuş mu değil mi o da tartışılır ama ben iktidar mensuplarıyla zaman zaman yaptığım görüşmelerde bir rahatsızlık seziyordum ama bu rahatsızlık bu derece değildi. Yani paralel bir yapı rahatsızlığı değil ama her işe karışan bir cemaat rahatsızlığıydı. Yani böyle daha her şey ortaya dökülmemişti. O açıdan mesela ben 2008 yılında Mehmet Acet orada işte Mehmet Acet'in programında paralel yapıya mensup gazeteci arkadaşlar Ergenekon meselesini konuşurken ben Ergenekon'un doğrularla yanlışların karışımı olduğunu söylemiştim. O arkadaşlar çete demişlerdi. Hatta üzerime çok gelmişlerdi. Mehmet hatırlar. O zaman dedim Türkiye'de çetelerin mücadelesi var. Yani 2008 yılında ben rahatça çete diyebildim bunların savunmalarına karşı. İktidarın içinde de rahatsızlıklar vardı. Ben size sadece bir örnek vereyim. Bakın 1997 yılında biz Akşam Gazetesi olarak içinde Nazlı Ilıcak da var, Mehmet Ali Ilıcak da var, işte Can Aksın var, rahmetli arkadaşlarımız da var. Fethullah Gülen'i İstanbul'da ziyaret ettik. İstanbul'da bir görüşme yaptı. Bakın aynen şunlara söyledi. Çok ilginçtir. Dinim ve şerefim üzerine yemin ediyorum. Ben kargaşa çıkartma noktasında değilim. Dinim ve şerefim üzerine yemin ediyorum. Bunlar var arşivlerde. Ben sadece bir cemaatin başındaki bir kişiyim. Okulları da bırakabilirim, her şeyi de bırakabilirim. Hatta bir mağarada yaşamaya razıyım. Şimdi böyle bir söylemde bulunan kişi var. Hatta yine hiç unutmuyorum. Ben arkadaşlarıma beni öldürseler dahi, cesetim sürüklense dahi aman ha sokağa çıkmayın, hocamız öldü deyin, duanızı yapın ve beni gömün diyen bir insan vardı. Şimdi açıkçası ben de son derece etkilendim. Ben de hak lehinde yazılar yazdım ama sonra baktık ki bu yapı böyle değil. O açıdan yani bu yapı harekete geçene kadar kimsenin tereddütler vardı ama bir şey söyleme hakkı yoktu. Ve şunu da söyleyeyim, Fethullah Gülen'in bir sözü var, bu açık belgeselerde de yayınlanıyor. İfade aynen şu: evlerinize kapanın, devletin bütün kurumlarını ele geçirene kadar harekete geçmeyin, bir örümcek sabrı içinde ağınıza insanların düşmesini bekleyin. Böyle bir yapı var. Şimdi burada zafiyetten bahsedilebilir ama böyle bir yapı, sadece ben dini cemaatim diyen bir yapının üzerine siz nasıl gideceksiniz? Peki. Elinizde bir takım bilgiler, belgeler olması lazım. Bunu da yapamazsınız. Bu sefer diyeceklerdi ki cemaatlere savaş açtı hükümet. Peki. Yani işin bu tarafı da var. Ben biraz hak veriyorum buna kananlara. Çünkü 1997 yılında ben de bu konuşmalara kanmıştım. Din ve şeref üzerine yapılan yeminlere ben de lehte yazılar yazmıştım. Ama daha sonra gördüm bu yapıyı. Peki.
Özcan Yeniçeri, şimdi en baştaki soruyu size de sorayım. Aslında direkt bu yasa dışı dinleme, casusluk faaliyeti, kriptolu telefonların dinlenilmesi suretiyle Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı, herkesin böyle bir ablukaya alınması, yani iddialar bu dosyayla ilgili olarak. Sizin açınızdan da yani çok vahim bir tablo değil mi bir buradan baktığınızda? Kuşkusuz vahim bir tablo. Yani aslında devletin başındaki, üzerine basarak söylüyorum, kişilerin devlet ve tarih bilinci yoksunluğundan kaynaklanıyor bu. Birincisi bu. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne, ondan da 300 sene öncesinden beri dışarıdan bir takım işte duyun umumiye dediğimiz ya da işte küresel güç dediğimiz bugün güçlerin gözetimi ve denetimi altında tutuluyor. Yani nasıl ki Irak'ta, nasıl ki Suriye'de, nasıl ki Mısır'da meydana gelen olaylar birdenbire harekete geçiyor. Birdenbire bir takım sokak hareketleri sonucu o ülkelerde rejimlerin değişmesine giden sonuçlar yaratıyorsa, bunların tesadüf olmadığı, bunların mutlaka belli mekanizmalar tarafından, uluslararası güçler tarafından örgütlendirildiği ve yönlendirildiği açık bir şekilde önümüzde durduğuna göre, Türkiye'nin de bunlardan 10 defa, 100 defa daha fazla ciddi bir biçimde gözlendiği, izlendiği, her hareketinin tespit edildiği ve Türkiye'deki her gelişmenin uluslararası güçler ve Türkiye üzerinden hesapları ve Orta Doğu üzerinde hesapları olanların bunlar üzerinde bir takım çalışmalar yaptığı açıktır. Şimdi bunu getirip bir cemaate özdeşleştirmek en büyük hatadır. Üzerine basarak söylüyorum. Bu kim yaptı bunu? Çok büyük bir yanlıştır bu. Cemaat bu işin içerisinde vardır, olabilir. Bunda hiç kuşku yok. Sayın Pazarcı'nın söyledikleri ve diğer aktarılan bilgilerde böyle bir şey var. Fakat bu çok daha büyük bir üst akıl mı var? Üst akıl mı diyeceğiz ona, bir organizasyon mu diyeceğiz? Bir küresel organizasyonun ürünleri bunlar. Yoksa zaten şeye de, yani bu Gülen grubuna ya da bu paralel yapı mevzuu da siz işte bir üst akıl var, onlar sizi yönetiyor, size taşeronluk yapıyorsunuz denilerek bu suçlamalar yöneltiliyor. Ha şimdi bu yalnızca onlardan ibaret değil. Bu içerisinde geçmişte Marksistler kullanıldı. Ondan sonra daha başka unsurlar kullanıldı. Yani süreç içerisinde bu gruplar zaman zaman yer değiştiriyor. Ama bir Türkiye üzerinde hesapları olanların Türkiye'deki istihbari faaliyetleri, servislerin bir takım zayıf insanları kullanmaları, cemaatleri, bir takım ideolojik grupları, bir takım etnik grupları kullanmaları kesinlikle söz konusu ve burada Türkiye'ye karşı yönelen tehdidin aslında büyük bir tehdit olduğu, cemaatin okulunu kapatmakla, dershanelerini sona erdirmekle, HSYK içerisindeki etkinliğini ya da emniyet içerisindeki gücünü ortadan kaldırmakla bunun ortadan kalkmayacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Bunu herkesin bilmesinde yarar var. Biz başından beri bu meseleye böyle yaklaşıyoruz. Şimdi çok basit bir iki şey. Bir defa bunun 12 yıllık sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Çok açıktır bu. Çünkü bu iktidar bunu göremediği için, çünkü bu iktidarda bana göre bir tarih şuuru şeyi var, sorunu var. Devlet şuuru sorunu var, bir milliyet şuuru sorunu var, maalesef var. Ve bundan dolayı da bu iktidar olan biteni algılamakta sıkıntı çekiyor. Mesela neler oldu? Biz bunları tartıştık. Aslında dönüp de 2009'daki o, 10'daki, 11'deki, 12'deki insanların yazdıklarına bakarsanız o zaman bunları anlamanız mümkün. Mesela ben hiç unutmuyorum, Genelkurmay Başkanı Koşaner'in ses kayıtlarını en mahrem yerlerde yapmış olduğu konuşmayı yayınlayan bir gazete yayınladığı andan itibaren ben kıyameti koparmıştım. Üst üste bir hafta Türkiye'de milli güvenlik bundan sonra kergire dönmüştür. Türkiye'nin yatak odasına girilmiştir. Türkiye'nin namahremi kalmamıştır. Devletin var gücüyle bu meselenin üzerine gitmesi lazım. Ergenekon darbe paranoyası adı altında bunların geçiştirilmemesi gerektiğini ifade etmiştim. Şimdi bu kasetler meselesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin dizayn edilmeye çalışıp, yani
Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn edilmesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dizayn edilmesi. Yani en geç uyanan AK Parti oldu diyorsunuz. Şimdi AK öyle Parti mi? De bu işin içerisinde, dışında değil. AK Parti hesabına geldiği zaman MHP'ye yapılan veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan olayları bütün ayrıntılarıyla bugün AK Parti'nin ortaya çıkarıp kamuoyuyla paylaşması gerekirken bunlar bireysel değil, toplumsal diyerek tabiri yerindeyse bunun üzerinden de siyaset bina etmeye çalışıyor. 2011'de Sayın Bahçeli'nin bir sürü açıklaması vardı. Yani bu aslında Fethullah Gülen'in. O şey kısa yani. Ben izin verirseniz şey yapmayalım bu da. Çok yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada dışarıdan bu söylenen cemaat veya söylenen kişiler bu işin içerisinde, fakat daha büyük bir organizasyon bu. Bunu bir defa görmek lazım. Şimdi bakın bavullarla Genelkurmay'ın içerisinden en mahrem yerinden evraklar taşındı. Ya bu bir şey bize göstermiyor mu? Bir şey anlatmıyor mu? Bir de bakıyorsunuz ki Milli Güvenlik Kurulu'nun, bakın ben Darbe ve Muhtıralar Araştırma Komisyonu üyesiyim. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini istedik. Bize gündemini dahi Milli Güvenlik Kurulu'nun yasak ve gizli diye vermediler. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi istiyor. Ama o Balyoz'da bir darbe şeyiydi. Şimdi, yani darbe şimdi hala. Ben başka bir şey söylüyorum. Bize vermezken bu Milli Güvenlik Kurulu'nun işte 2004 yılındaki irticayla mücadele eylem planı ve buna benzer Milli Güvenlik Kurulu'nun belgeleri çarşaf çarşaf bir gazetede yayınlanıyor. Bunun üzerine niye gidilmedi? Bunun niçin sorun yapmadınız? Bu belgeler tamam da, bu belgelerle ilgili gerekeni yapalım da, bu belgeler içeriden dışarıya bir askerin artık tartışılmayacak derecede stratejik olan bir kurumun belgelerini siz nasıl Milli Güvenlik bu yeni bir konu değil bu. Yani bu tip bir şimdi, casusluk, yasa dışı dinleme. Şimdi bu istihbari faaliyet dünyanın her yerinde yürütülür. Hatta Türkiye'de bizim bilmediğimizi yabancılar çok yakından takip ediyor. Amerika'dan en siyah Almanya'nın NSA, evet. BND'si, İngiliz MI5'i, diğer istihbarat örgütleri, Mossad, CIA, bunlar çok ciddi bir biçimde evet. Türk devlet adamlarını, Türkiye'deki kurumların faaliyetlerini yakından izleyip ve bunları bir biçimde şeye karşı devlete ve hükümetin dış politikasında atacağı adıma karşılık masanın üzerine koymaktadırlar. Bu defalarca tekrarlanmıştır ama bir şey dikkatten kaçmıştır. Mesela ismini vermeyeyim ama bir GCM Yunanistan'da Yunan Genelkurmayını ve Yunan Başbakanını Amerikan Büyükelçiliği adına dinledi diye hakkında 20 milyon dolarlık tazminat davası açılmıştı. Aynı GCM bu iktidar döneminde Türkiye'ye getirildi. O zaman dedik ki kardeşim bu çok ciddi bir biçimde istihbarat şeyi yapıyor, faaliyeti yapıyor. Buna iki defa, üç defa dikkat edin. Bunu Türkiye'ye kabul etmemek için ne gerekirse onun yapılması lazımdır diye. Hiçbir yapılmadı. Bence. İkinci yani, bir şey daha söyleyeyim de. Şimdi diğer taraftan Türkiye'nin işte telefon alt sistem ismini söylemek istemiyorum. Amerika'ya satıldı. Yani nasıl hiçbir stratejik ehemmiyet duymadan her şeyinizi siz bir başka ülkenin firmalarına yapabiliyorsunuz. Daha gitmeden yani tip en stratejik kurum. İşte burası ne hale gelmiş bu yani. Kurumların bak bu kurumlar çok ciddi kurumlar. Şimdi şöyle bir geriye dönüp bu kurumlara kurulduğunda ve bu kurumlara memur alırken ya da yetkili alırken, dışarıdan insanları alırken kimlerin araya girdiğini, bunları nasıl etkilediğini, buraya bunlara nasıl yönlendirdiğine bakarsanız aslında olanın bitenin oradan kaynaklandığını zaten tespit edersiniz. Peki. Aslında ne biliyor musunuz mesele? Emin Bey'in düşüncesi, Özcan Bey'in, benim, sizin. Bu bizim toplumumuzun temel eksikliği. Nedir biliyor musunuz? Benim için samimiyet testi şudur. Siz bir mağduriyetle karşılaştığınız zaman, ben siz mağdurken, ya Mehmet Bey bir mağduriyetle karşılaştı. Beni ilgilendiren bir konu yok ama bu adam mağdur deyip sizin hakkınızı savunuyorsam bence ben samimi bir adamımdır. Ama bu toplumda maalesef şöyle bir ahlak ve şöyle bir düşünce var. Kimse kızmasın, kimse alınmasın. Bilmiyorum Emin Bey de bana katılacak mı? Bana dokunmayan yılan
bin yıl yaşasın mantığı var. Bakın dinlemeleri konuşuyoruz, casusluk diyoruz, kaset skandalları diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 4-5 tane genel başkan yardımcısı kasetlerle görevinden uzaklaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir kaset skandalıyla görevini bırakmak zorunda kaldı. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileri, Emin Bey tabii iktidar partisinin temsilcisi değil ama başta Sayın Başbakan o zamanın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, meydanlarda şunu söylemeseydi, kardeşim ne özeli ne özeli genel genel demeseydi. Peki Faik Bey. Bir bitiririm müsaade edersiniz. Ya benim rakibime de olsa burada bir yanlışlık var deyip konuların üzerine samimi bir şekilde gitseydi bugün belki aynı şeyler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne olmayacaktı. Tam tersi de. Ama meydanlarda şu söylendi. Mesela ama. Deniz Baykal'a kaset şeyi geldiği zaman yanlışsam düzeltin. Yani Sayın Başbakan o zaman dedi ki ne özeli kardeşim ne özeli bunlar Faik genel Bey, dedi. Faik Bey o zaman şimdi bunun tam tersini de sizin partiniz muhalefetteki bütün partiler bu süreçte yapıyor zaten o zaman. Zaten hepimizin eksikliği dedi. Ama toplum yani o zaman onda bir şey söyleyeyim. Yani orada şunu da söyleyeyim. 17 Aralık'tan sonra da yani bu aynı şey. Kimse cemaat demiyor, paralel yapı demiyor, siyaset mühendisliğine girmiyor. Yok bakın şunu söyleyeyim tamamlayayım müsaade ederseniz. Bana sorsanız şimdi deseniz ki Faik Bey bu olanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tek kelime söyleyeceğim. Ondan sonra sözü diğer konuklara bırakacağım. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi ile cemaat arasındaki ilişkiyi uzun yıllar evli olup güllük gülistanlık şekilde giden bir evliliğin bittikten sonra karının ve kocanın birbirini en ağır şekilde suçlamasına benzetiyorum. Hadi Emin Bey dedi ki ben farkındaydım dedi 2009 yılında yazdım söyledim de ama biz de bazı noktalarda yanlış yapmışız dedi. Ya 17 Aralık'tan sadece bir sene önce Sayın Başbakan bu Türk Telekom Arena'da çıktı dedi ki ya hocam bu hasret bitsin artık buraya dön dedi. O zaman Sayın Başbakan da takiye yaptı veya Sayın Başbakan da uyudu. Yani bunların ilişkisi kötüleşti, evlilik bitti. Bakıyorsunuz cemaat mensuplarına AKP için en ağır şeyleri söylüyor. AKP mensuplarına bakıyorsunuz cemaat için en ağır şeyleri söylüyor. Şöyle kardeşim, bir şey var ama. 17 Aralık öncesinde beraberdiniz. Yani dikkat çektiğiniz nokta önemli. Ama burada şöyle bir şey var şimdi. Daha önce de mesela bu Balyoz, Ergenekon gibi davalarla ilgili de bu grup çok suçlandı. Bu cemaat. Cemaat. Tamam. Ve Cumhuriyet Halk Partisi çok eleştirel bir pozisyon aldı bu davalarla ilgili. Ergenekon balyo süreçleri. Daha sonra 2011'de MHP'nin başına bir sürü şey geldi. Buradan Sayın Bahçeli'nin o dönemde yaptığı açıklamalarını dün gibi hatırlıyoruz. Yani doğrudan işte Pensilvanya'ya yönelik çok kendi sert okyanus ötesi ifadesi Sayın Bahçeli'nin kazandırdığı bir ifade. MHP'nin kasetleri çıktığı zaman mı diyorsunuz? Evet evet onu diyorum. Ama yani bu siyasetin bir problemi o zaman bu. Yani son bir zaten. Yıldır da hiç kimse muhalefette paralel yapı, cemaat, Gülen grubu bunlara değinmeden şimdi, sadece siyasi sadece iktidara... Sadece şunu söyleyeyim. Hayır evet. Siyasi ne, sözüme başlarken ne dedim? Zaten Mehmet Bey dedim. Bu toplumdaki en önemli hata dedim. Sizde de var, bende de var, sokaktaki adamda da var. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Bu mantıkta olduğumuz için ilerleyemiyoruz zaten. Siz bir haksızlığa uğradığınız zaman bana dokunmasa doğru da ben doğru konuşsam demek lazım. Demek lazım. Ama evet. İktidar partisi temsilcileri benim iddiam bu. Emin Bey de çıksın bana desin ki ya Faik Bey yanlış düşünüyorsunuz. 17 Aralık sabahına kadar paralel yapı diye bir kavram hayatımızda Mehmet, yoktu. Ne zaman iktidarın kendisi şey yandı, ayağına basıldı. Bir kere onu bir düzeltelim ama ben bir cevap vereceğim. Bu değerlendirmeleri bir cevap değil de ben de değerlendireceğim izin verirsen. Öncelikle altını çizmek lazım. Ben iktidarın temsilcisi değilim ama Faik Bey doğru bir şey söyledi. Bir evlilikten bahsediyor. Doğru. Maalesef bu paralel yapıyla ilgili bir evlilikten bahsedilebilir ama bu evlilik herkes için geçerlidir. Ben Özcan Bey'in değerlendirmelerine de katılıyorum. Özcan Bey yerden göğe kadar haklı. Bu bir üst akıl var ve gerçekten de bu üst akıl paralel yapıyı da kullanıyor ama herkesi kullanıyor paralel yapıda. Çok ilginçtir. Son zamanlarda bir evlilikten bahsediyorsak son zamanlarda da Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile bir evlilikten bahsedilebilir. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şurada burada pek çok konuda birlikte hareket edildi ama ben biraz geçmişe gidip değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi 57. hükümet döneminde hem sol vardı işte Faik Bey'in içinde bulunduğu yani DSP vardı. Gerçi CHP farklı ama bugün de DSP'nin devamı noktasında olduklarına göre hem de Milliyetçi Hareket Partisi vardı. Şimdi o dönemde Bülent Ecevit'in açıklamalarına baktığımız zaman Fethullah Gülen'i yere göğe sığdıramayan açıklamalar vardı. Çok ilginçtir ve 57. hükümetin başbakan yardımcısı Sayın Bahçeli de buna itiraz etmiyordu. Herhangi bir tepki göstermiyordu. Yani tepki göstermiş olsaydı biz bilirdik. O arada Mesut Yılmaz da destek
destekler, bir takım değerlendirmelerde bulunuyordu. O açıdan bakıldığında bir evlilik var. Evet, herkesin bir evliliği var. Bu evliliğe herkes iştirak etmiş durumda eğer öyle bakarsanız. Çünkü bu paralel yapı biraz önce de belirttiğim gibi kendisini göstermemişti. Ben kimseyi de suçlamıyorum burada. Herkes de haklı olabilir. Çünkü ben de yanıldım. Ben biraz erken görmüş olabilirim. Peki. Biraz erken tepki göstermiş olabilirim. Ama mesela başbakanın açıklamasından bahsediliyor. İşte hoca vatanına dönsün diye, ama ona dikkatlice bakıldığında, ben bir gazeteci olarak baktığımda orada baştan aşağı istisna vardı. Yani dönsün derken bile biliyorsunuz bu milli eğitimle ilgili dershaneler tartışması vardı. Yani dön de hesaplaşalım noktasında bir şeydi o. Şimdi içerideki sorunları burada muhatap ol anlamında bir yani şey vardı. Konuşmalar ortada bu. Elbette yani o dönsün yani, buyur şey, gel bağrımıza basalım ya, değil. Tabii ki siyaseten siyaseten söylenmiş sözlerdi. Dön diyordu ama. Yani o büyük bir kitlenin içerisinde coşkuyla ve içinden gelerek Sayın Başbakanın ifade ettiği, ne istediniz de vermedik dediği, gittiği her Özcan yerde yapmayın Özcan Bey. Girdiği. Özcan yani Bey. Bunları göz ardı etmeden keşke mümkün olsa da partisini beraat ettirmek için keşke işten, Kırtdere'den su getirmek, Adalet ve Kalkınma Partisi doğrudan keşke, bu paralel yapıdan sorumludur. Ama bakın Mehmet. Evet, dinliyorum. Mehmet, İstanbul'un avantajını kullanıp beni burada susturur şey yapılırsa ben konuşuyorum. Yani bunlara bu şekilde cevap verilirse olmaz. Yani keşke mümkün olsa da başbakanın o açıklamaları şey yapsa. Burada ben siyaset yapmıyorum gazeteci olarak. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum, evet. Herkes de biliyor ki buraya dön, gel. Yani biz seni seviyoruz bakalım ama burada meselemizi çözelim şeklindeydi o. Yani belki bugün pek çok isim çok şekilde suçlanabilir ama bu değildi yani. Oradan alıp da suçlamak bana göre vicdansızlık olur diye düşünüyorum. Emin Bey, bir şey sorabilir miyim? Bir şey sadece. Evet. Bu hasret bitsin kelimesini o zamanın başbakanı sayın bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o Türk Telekom Arena'da 70 bin kişinin önünde kullandı mı, yoksa biz mi yanlış hatırlıyoruz? Bu hasret söyledi. Bitsin. Söyledi. Tamam. Ama bakın şimdi teşekkür ne şekilde ederim. Söylendiğine bağlı yani hasret onu, bitsin derken orada bir istisnayı siz görmüyorsunuz, ben ne diyeyim, baştan aşağı istisna vardı orada. Ben bu konuda bir şey ekleyeyim. Emin Pazarcı'nın dikkat çekmeye çalıştığı nokta evet. Da bence tam orası. 2 yıl önce bu konuyla ilgili, yani 7 Şubat 2012'den itibaren işte 3 sene geçmiş. Aslında şöyle bir şey de vardı. Yani Fethullah Gülen yurt dışında olduğu için buradaki bu paralel yapılanma kontrol dışı hareket ediyor. Gel şey yap, yani gel burada cemaatine hakim ol mesajı da içeriyordu o dönemin şartlarında. Sizin söylediği gibi söylese güzel ama hasret bitsin kelimesi, hasretin anlamını Türk milleti çok iyi biliyor herhalde. Yani. Bunu arada İhsan Aktaş geldi, genel başkanı, Konya uçağı biraz rötar yaptığı için gecikti. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, bayağı bir rötar oldu. Şimdi önce iki hususun çok net altını çizmek istiyorum. Birincisi, Türkiye tarihiyle bir bütün. Yani bugün dünün devamı. Dünden ayrıştırarak bugünü açıklamaya çalışırsak olmaz. Fena halde yanılmış oluruz. Türkiye bir Maraş olayı yaşadı. Evet. Bir Sivas olayı yaşadı. Çorum olayları, kitlesel olaylar yaşadı. İnsanlar aynı mahallede oturan, aynı değerlerin çocukları aynı silahlarla birbirlerini öldürme ve kitle katliamları meydana getirilen bir süreci yaşadı. Buradan çıkacak bir sonuç, demek ki her an bu toplumda birileri şu veya bu oluşturacakları mekanizmalarla bu insanları karşı karşıya getirip ve bu tür hareketler içerisine girebilirler diye düşünmek ve gerekli tedbirleri almak devlet yöneticilerinin, devletin ve milletin önünde olan insanların yapması gereken hususlardan bir tanesi. Bir defa bu yapılmamıştır. Ben şuur eksikliği derken bundan bahsediyorum. Bunun daha öncesi de var. Yani ta İttihat ve Terakki ve onun öncesinden gelirseniz hep gazeteci cinayetleri, başbakanların öldürülmesi, sadrazamların cinayetlere kurban gitmesi, Mahmut Şevket Paşa gibi. Yani demek ki biz başından beri bazı şeylere karşı yeterli derecede güvenliğimizi sağlayacak bir konumda ve durumda kendimizi tutmuyoruz. Azıcık kendimizi güçlü hissettiğimiz zaman rehavete kapılıyoruz. Bu birincisi. İkincisi, işte dün paralel yapı birilerini kullanıyordu. Bugün de
MHP'nin adından da bahsederek işte paralel yapı, bugün de siz şey yapıyorsunuz, koruyucusunuz ve onlarla kol kolasınız şeklindeki ifade doğru bir ifade değil. Biz hiçbir zaman ne paralelle ne dikdörtgenle yan yana filan değiliz. Yok, o bizim anlamda söylemedim de ben. Yani geçmişte bu mağduriyetler başkalarına dokunduğu zaman bu siyasi tarafın öbür tarafında yer alan sadece rakipleri üzerinden yürüttü bu süreci. Yani biraz önce Faik Tunay'ın bahsettiği konu da oydu. Burada da yani burada da problem şu. Eğer iktidar, eğer AKP iktidarı 17 Aralık'ta meydana gelen olayın üzerine iki aşamada gitseydi. Birincisi yolsuzluk üzerine, aynı paralelin üzerine sözüm ona gittiği gibi. Aynı şekilde yolsuzluğun üzerine gitseydi ve bu yolsuzlukla ilgili gereken neyse bütün devlet unsurlarını kullanarak gerekeni yapmış olsaydı, o zaman dönüp şöyle bir şey dememiz söz konusu olabilirdi. Evet, bu yolsuzluk bahane edilerek ya da bu yolsuzluk gerekçe gösterilerek iktidar hırpalanmaya, örselenmeye veya iktidar bir biçimde zor duruma düşürülmeye çalışılıyor diye bizde bir kanaat hasıl olurdu. İktidar öyle yapmadı. İktidar ayakkabı kutularından çıkan dolarları, kola takılan 700 bin TL'lik saatleri, yatak odalarındaki bir kasaları meşru ve makulleştirme yolunda bir tavır içerisine girdi. Böyle bir tavır içerisine girerken de yandım, Allah bana darbe yapılıyor. Kim yapıyor? Benim memurlarım yapıyor. Kim yapıyor? Benim Adalet Bakanlığımın birlikte çalıştığı HSYK yapıyor. Buna yönelik bir takım tedbirleri almaya kalktı ve oraya bütün dikkatleri yoğunlaştırdı. Biz de o diyoruz kısmı ki yok muydu hiç? Biz de vardı yani tabii. Siyasete müdahale etme. İki kısmı da vardı. İkisi ayaklı işte vardı diyorum. Biz eğer iktidar bunların ikisinin birden üzerine gitseydi, biz o zaman iktidarın hiç kuşkusu yok. Tamam, yolsuzluğun da üzerine gidiyoruz kardeşim. Bu yolsuzluktur ve bununla ilgili gereken ne varsa yapılıyor. Ama bundan dolayı yapılmıştır. Siyaseti dizayn etme gayretidir. Buna da biz demokratik bir hukuk devletinde karşı koyacaktık. Şimdi iktidar, bakın, geçen günü sivil toplum bilmem inisiyatifi diye bir bildiri yayınladı. Ona geçmeyelim. Şimdi hocam, Hayır şunu söylemek istiyorum. Bu bildiri parlamentoya darbedir. Parlamentoyu aşağılayan ve parlamentoya saldırı yapan bir darbedir. Birazdan yolsuzluk İktidar, o bakanları konuşacağız. Şey kısma geleceğiz ayrıca. Şimdi burada yani söylemek istediğim, elinde gücü bulunduran iktidardır. Elinde gücü bulunduran iktidar bu meseleye yaklaşırken devamlı kendi siyasal çıkarları doğrultusunda yaklaşmakta. Peki. Ve öbür tarafı ikinci plana veya görmezlikten gelmektedir. Her şeyin süt liman olduğunu, her şeyin ak kaşık şeklinde yürütüldüğünü, ancak işte bu muhalefetin yüzünden, işte bu paralel yapının yüzünden bütün bunların yanlış gittiği şeklinde bir algı ortaya çıkarıyor. Peki. Ki temelde, problemin temelinde de bu kaynak var. Peki. Bu var yani. Bir İhsan Aktaş soluklandı. Aslında bu bölümdeki konumuz bu TİB'e yapılan tipteki 22 kişi, TÜBİTAK da var işin içinde. Kriptolu telefonların dinlenmesi, casusluk faaliyeti, işte Başbakan'ın, Genelkurmay Başkanı'nın kriptolu ve normal telefonlarının dinlenmesi, tipteki bir çanağın yabancı bir devlete ayarlanması ve verilerin o bilinmeyen ülkeye aktarılması gibi başlayan bir hukuki süreç var, soruşturma var. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alalım. Şimdi aslında Özcan Bey'in söylediklerine de biraz belki katkı yapmak isterim. Şimdi o şeye ayrıca geleceğiz, tamam. Ama lütfen o yüce o konuya girmeyelim. Çalışacağım. Aslında 17 Aralık olayıyla beraber nihayetinde bu da baktığınız zaman yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir durumla yüz yüze kaldı hükümet. Ya biz aslında yeni devlet oluyoruz. Baktığınız zaman belki 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl bir devletin devlet olması için çok uzun bir zaman, ama nihayetinde demokratikleşme, demokratik devlet veya nasıl diyelim, böyle Avrupa standartlarına yaklaşmaya çalışan serbest seçimlerin yapıldığı devlet yapısı işte 1960 ihtilalinde darbe yedi. 10 yıllık ara var. Yani bir 30-40 yıl böyle bir devlet olma gayretimiz var. Aslında genç bir devletiz ve oturmamış bir devletiz. Yani Osmanlı ile olan bağımızı da kökünden kestiğimiz için o 500-600 yıllık devlet geleneğini de özümsememişiz. Şimdi bu operasyonlarla geliyorum ilgili, oraya. He. Şimdi bizim hükümetin şöyle bir uğraşı vardı. Neydi? İktidara geldiği zaman
markette, sokakta, entelektüeller arasında şu konuşuluyordu ya, bu askeri bu iktidarı iktidardan indirir ve darbesini yapar. Çok önemli değil AK Parti'nin iktidarda olması. 100'e yakın da kurucu parti vardı. Yani küçük küçük genel başkanlar, partiler, gruplar şunu bekliyorlardı. Yani asker AK Parti iktidardan indirecek, biz de gelip iktidar olacağız veya onlara gözle kırpılıyordu. İktidar bu işe yoğunlaşmışken, yani askeri vesayetten kurtulayım derken aslında daha belalı bir sürece tutulmuş oldu. 17 Aralık öyle bir kumpas halinde geldi ki, şöyle düşünün. Ortada bir yolsuzluk var, hikayeler var, olaylar var. Bin bir türlü senaryolar var ve öyle enteresan senaryolar var ki, yani ben siyasilerin Fatih davasını bir dava olarak ele alıp incelemelerini isterim. Fatih Belediyesi yolsuzluk davası diye bir dava konuldu. Şöyle enteresan bir ifade var. Efendim, bu hukuk çevrelerinden medyaya verilen beyanatlardan. Japon mühendis istemediği halde yine de imar verilmiş. Peki kardeşim, bir imar konusunda Japon mühendis kim? Neyi istemedi? Böyle bir hakkı hukuku mu var Japon mühendislerin? Biz de espri olarak dedik ki, eskiden İsviçreli doktorlar vardı. Şimdi son zamanlarda bir de Japon mühendisler çıktı. Baktığınız zaman, yani o yolsuzluk olaylarına hiç girmiyorum. Girdik artık. Şöyle... Senaryo üreten, bu senaryoyu hakimiyle, polisiyle uygulayan ve dört başı mamur ve şeytanın aklına gelmeyecek hilelerle projeler geliştiren ve devletin neresine ne kadar girdiğinde bilmediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum, hatta şu şeyle de bunu birleştirebiliriz. Şimdi bir grup gidiyor Amerikan parlamentosunda, bir grup Avrupa parlamentosunda, bir grup dünyadaki medya mensuplarına fellik 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 kendi ülkelerini karalıyorlar. Şöyledir, yani tipe de geleceğim. Bir siyasi misyon belirlersiniz kendinize, amaç belirlersiniz. Ben aslında bunu 4-5 yıl önceden söylemeye başlamıştım. Cemaat bir vaka olarak, varlık olarak memlekette varsa kendisine bir siyasi amaç belirler ve bu siyasi amacı topluma yayar ve bunda toplumdan bir talep arz eder. Eğer siyasi amacınız yoksa ya casus teşkilatı olursunuz ya da uluslararası güçlerin elinde oyuncak olursunuz. Ya da bu Kamboçya'da Pol Pot rejimi var. Yani olan bu mu? Olan budur bence. Ya da Kamboçya'da Pol Pot rejimi var. Adamlar geldiler. Diktatörlükten başka bir şey bilmiyorlar. 1,5 milyon insanı kestiler. Mesela kazara cemaatin o cani ruhlu adamların eline bu memleket verilmiş olsaydı muhtemelen insan tutuklamaktan başka da bir şey görmezdik. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir fikriyatı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir fikriyatı var. En radikal partinin, yani Doğu Perinçek'in bir fikriyatı var. Bir şey söylüyor. Ama bu adamlar hiçbir şey söylemeden devlet arzulayan, devlet isteyen bir pozisyona düşmüşlerdi. Ben şunu düşünüyorum. Eskiden bir algı vardı. Mesela vatan haini, vatana ihanet eden, bir vatanperver, vatanını seven insan vardı. Bir de vatanına kötülük yapan insan figürü vardı. Muhtemelen şimdi öyle bir her şey birbirine karıştı ki sabahtan akşama kadar gidip dünyanın dört bir etrafında ülkesi aleyhine çalışan insanlar ve temiz insanlar olarak addediliyor. Necip Fazıl Kısaköy'ün çok güzel bir şeyi vardır. CHP ile ilgilidir. Yani CHP'ye bir şey söylemek için söylemiyorum. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti düşürmek için devleti bile çoğu zaman düşürmeyi göze alır. Ama şimdi hem CHP'ye bir şey söylemiyorsunuz. Şimdi bana bir dakika bir cevap hakkı doğar. Neyse, cevap bitesiniz. Tabii yani çok dağıtmayalım ama konuları. Yani bu Necip Fazıl Kısaköy'ün bir ifadesidir. Şu an Türkiye'de de bir hükümet problemi var. Bu hükümeti devirmek için öyle bir azmeden gruplar var ki, yine siyasileri söylemiyorum. Bu adamlar için devletin varlığı ya da yokluğu düşürülmesi çok önemli değil. Yeter ki onlar o asr-ı saadet dönemlerini, bu ülkenin bütün kaynaklarını ele geçirme dönemlerini tekrar geri kazansınlar. Ben şunu söylüyorum, Türkiye'nin şu an özellikle hükümetin üzerinde bir borç var, muhalefetin de, bütün partilerin. Bu memlekette herkesin rıza göstereceği, herkesin eyvallah diyeceği bir hukuk sistemi inşa etmek şu anki siyasetin birinci borcudur. Ya bu anayasadan önce olmalı, sonra olmalı. Muhtemelen de muhalefet partileri de burada anayasa konusunda belki böyle çok iktidarın hilafına davranmamalı. Oturup ciddi bir anayasal zemin ve hukuk zemini oluşturmalıdırlar onlara düşünüyorum. Geleceğiz. Şimdi bir cümle, bir cümle cevap verin. Araya bakın, çok enteresan. Şimdi İhsan Bey geldi. Konuyu yorumlamaya başladı. Bu operasyonları konuşurken yolsuzluk mesele geldiğine Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şimdi bakın, bu uzun bir tartışma. Buna girecek değilim ama sadece şunu söylemek isterim. Birazdan herhalde reklamın ikinci bölümünde bunları konuşacağız. Dört bakanla ilgili mecliste olanları neden olduğu. Ben sadece şunu söylemek isterim. El insaf ya. Eğer inançlı bir Müslümansak, alnımız secdeye değiyorsa, bu Zafer Çağlayan'ın koluna 700 bin liralık saati Cumhuriyet Halk Partisi mi taktı? Veya paralel yapı mı taktı?
Nasıl alındı bu saatte? Yani İhsan Aktaş, yani eleştirelim, CHP'yi de eleştirelim, geçmişi de eleştirelim. Ben hepsine varım ki ben çok açık bir milletvekiliyim. Kamuoyu bilir ama bütün bu yolsuzluk operasyonunun içerisinden sadece Fatih Belediyesi'ni almak bence meselenin aslını resmi görmeden ufak bir yönüne yönelmek gibi bir şeydir. Politikacı olsam ben de çok açık politikacı olurdum ama. Zaten istiyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekilleri gelsin onlarla tartışalım. Politik tartışmaya girmemeye çalışıyorum ben. Peki şimdi şöyle yapacağız. Bir ara vereceğim. İkinci bölümde bu Yüce Divan meselesi. Bir de aslında bugün sizin de açıklamanızı gördüm. Bu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla bu yurt dışındaki bu Gülen grubu okullarının milli eğitime devredilmesi meselesi var. Onun da biraz konuşalım istiyorum. Ara veriyoruz. Dönüşte birlikteyiz. Evet, tekrar birlikteyiz. İskele Sancak devam ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya'da yaptığı bir açıklama var. Bu yurt dışındaki Gülen grubuna ait okullarla ilgili olarak. Sizin çok böyle bugün sert bir açıklamanızı gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlelerini okuyayım önce. Gittiğimiz ülkelerde devlet, hükümet başkanlarıyla gerek şahsım, gerek başbakanımız, gerekse bakanlarımız bunların konumunu anlatarak buraların kapatılmasını ve buralarda verilen hizmeti Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla kendilerine verebileceğimizi söylüyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Şimdi bu anlaşılan şöyle bir proje var. Yani Milli Eğitim Bakanı da bugün açıklama yaptı. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu'ndan sonra detaylı bir açıklama yapacağız dedi. Ama çerçeveden şu çıkıyor. Yani bu okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesi gibi bir çalışma yürütülüyor. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Biraz önce gelen bu Twitter'la ilgili bir şey söyleyeyim. Hangi Twitter'a bir Twitter geliyor. Şeyden. Şimdi yani Kanal 7'ye gelince paralel düşman oldu. Ben her yerde aynı şeyi söylüyorum. Paralel denilen bir şeyin bugün kanıtlanmış, ortaya konmuş, çerçevesi çizilmiş bir vaka olmadığını. Ancak bunların içerisinde olan kişilerin uluslararası sistemin Türkiye üzerindeki hesapları doğrultusunda kullanılabilir olduğunu ve kullanıldığını birçok yerde orada da söyledim. Onun için burada bir çelişki falan yok. O zaman seni söyleyelim. Yani reklam arasında izleyicimiz merak şimdi. Ne olduğunu. Faik Tunay bir izleyicimiz bir tweet atmış. Tweet yani. Atmış. Özeti şu. Başka yerde paralel ne? Yani şöyle diyor. Yani aslında konuşmaya gerek yok ama Özcan Bey tabii şey yaptı. Bir izleyicimiz şöyle bir tweet atmış. Faik Bey, Özcan Bey kişisel sistemi iletir misiniz lütfen? Burada ismini de verebilirim. Başka kanallara çıktığı zaman paralel yapı yoktur diyor ama Kanal 7'ye çıkınca paralel yapı var dedi. Açıkçası alındım ve üzüldüm demiş. Murat cevabınızı verdiniz. Bunu evet yani öyle geçtik bir çelişki buna. Yok algı meselesi. Geçtik hocam. Her yerde yani bana yakıştıramazlar öyle bir şey. Ben de tutarsızlık arayamazlar. Ben yani her yerde aynıyım diyorsunuz. Evet geçen sefer de tartışmıştık Mehmet, siz de hatırlıyorsanız. Bir aynı şeyi söylemiştik. Şimdi araya girebilir miyim? Şimdi neyle ilgili? Mehmet bu sorumla ilgili olarak tamamlayıcı evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Hangi konuda? Şimdi şöyle bu Cumhurbaşkanı'nın okulların kapatılması konusunda evet, Cumhurbaşkanı zaten bunu daha önce dile getirdi. Biz Cezayir ve Ekvator Ginesi'ne gittiğimizde Cumhurbaşkanı'na beraber soruyu da ben sordum. Yani bundan rahatsız oluyorsunuz. Bu Afrika ülkelerine gidiyorsunuz. Buralarda bu paralel okullar gündeme geliyor mu? Bunlarla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz dediğimde Sayın Cumhurbaşkanı şu ifadeyi kullandı. Yani evet bunları kapatın demek kolay ama bu okullarda bir takım öğrenciler var. Kapatın derken bunun da bir alternatifini sunmak lazım. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz demişti o şeyde seyahat sırasında. Ve ilginçtir şunu da söylemişti. Yani bize de geliyor talepler bu ülkelerden. Biz bu okullardan rahatsızız. Bunlarla ilgili ne yapacağız diye biz size formül bulacağız. Üzerinde çalışıyorsunuz. Cevabını verdiğini söylemişti ve ta o zamandan bu yana Milli Eğitim'in bunlarla ilgili bir çalışması var. Yani senin soruya da bu eklemeyi de yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, peki. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Okul kapatmak bir iktidarın yapabileceği en kötü iştir. Tam tersi o okulların nasıl açıldığı, hangi emekler, hangi feragat ve fedakarlıklarla kurulduğunun üzerinde durmak lazım. Kolay mıdır Tanzanya'da, kolay mıdır Afrika'nın hangi ülkesinde oraya gidip dışarıdan
bir okul kurmak, önce bunun üzerinde durmak lazım. Demek ki bir okul varsa, bir kurumsallaşmış bir yapı varsa bunu kapatmak değil, bunu geliştirmek lazım. Bunun eksikleri varsa tamamlamak lazım. Yanlışları varsa düzeltmek lazım. İşte bu noktada benim söylediğim de tam bu noktada benim söylediğim devreye giriyor. Yani okulları kapatmak değil, bu okulları devam ettirmek için milli eğitim çalışmalar yapıyor. Yoksa oralardan gelen bir takım talepler de Afrika ülkelerinden okulların kapatılmasını istendiğini söylemişti. Biraz önceki açıklamamda da belirttim. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun doğru olmayacağını, bu okulları devralıp devam ettirebileceğini ve Türkiye'nin de buna gücü olduğunu söylemişti. Biraz önceki açıklamayı onun için yaptım. Yok, siz şimdi okul kapatmaktan bahsediyorsunuz. Yani böyle bir proje yok. Okulları devam ettirme projesi var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi orada, okulları kapatın. Şeklinde. Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla biz sonradan biz başka diyor. Bir biçimde vereceğiz filan diyor. Ama okulların kapatılması şeyi var ve oradan da devlet başkanlarına gidiyor. Kendi müteşebbisini, kendi girişimcisini, kendi öğretmenini, kendi eğitim kurumunu adeta güvensiz ilan ediyor. Bir başkası da gidip Sayın Erdoğan'ın vasıtasıyla kurdurmuş olduğu okul hakkında aynı şeyi söyleyebilir. Türkiye'nin bazı çıkarlar peşinde koştuğu, bunların ülkelerin içlerinde bazı sızmalar meydana getirdiğini ifade edebilir. Bu bakımdan ben hep söylüyorum, okul kapatmak değil, okul açmaktır bizim peki. işimiz olmalı. Ve üzerine de basarak bir daha söyleyeyim buradan, Ebu Cehil aslında bir isimden daha çok cehaletin babası olarak nitelendirilmesi gereken bir sıfattır. Ve dolayısıyla da okul Ebu Cehillerin sayısını azaltmaya yöneliktir. Cehaletle savaşmaya yöneliktir. Okul kapatırsanız Ebu Cehil'le kol kola vermiş, omuz omuza vermiş olursunuz. Bu mesele şuradan biraz gelişti. Yani bu süreçte bu yurt dışında işte bütün bu okullar üzerinden Türkiye'ye yönelik bir karalama kampanyası yapıldı deniyor. İşte sadece Afrika'da değil, Amerika'da başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde de ülkeyi karalamaya yönelik çalışmalar, faaliyetler bu okullarda yapıldığı için bir rahatsızlık çıktı deniyor. Ha şimdi bu da bir propaganda biçimi. Yani okullardaki kim gidecek, öğretmen mi ders anlatmaktan, eğitim vermekten bırakacak da Türkiye adına orada İstiklal Marşı'nı söyletecek. Bayrağın orada iyi kötü dalgalanmasını, Türkçenin orada yerleşmesini veya öğretilmesini sağlayan kişi mi gidecek de Türkiye'nin aleyhinde, hükümetin aleyhinde veya devletin aleyhinde konuşacak? Ya bu paranoya gibi bir şey. Peki. Bu bakımdan bunlar emin olmadan herhangi bir şey bu konuda bir adım atılması son derece yanlış. Emin Bey'in söylediği tarzda o görüşe ben de tabii yani kesinlikle eğer bu kurumlar denetim altına alınmalıdır. Bu kurumlar eğitim programları gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiği doğrultuda olmalıdır. Buradaki yöneticiler gerekirse yani değiştirilmelidir. Ama üzerinden ama ben kesinlikle tabii ben kesinlikle kapatılmasına karşısınız. Kesinlikle kurum okul kapatılamaz. Hiçbir okul peki. kapatılamaz. O okul iyileştirirsiniz ve milletimizin, devletimizin, tarihimizin, kültürümüzün, dilimizin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde formatlarsınız. Ama burada gidip orada şikayet etmek bir devleti büyütmez, küçültür. Peki. Şöyle söyleyeyim, kısaca bir görüşümü belirtip sonra İhsan Bey belirtti. Şimdi bu örnek şuna benziyor. Benim diyelim ki Faik Tunay olarak Kanal 7'nin kurumsal kimliğiyle bir problemim var, sıkıntılarım var. Ve benim aslında sizinle çok güzel bir dostluğum var. Siz çok güzel bir program sunuyorsunuz, keyifli programlar yapıyoruz. Ben yapıyla olan sorunumdan dolayı sizi de suçluyorum ve sizi de yakmaya çalışıyorum. Bakın çok net bir şey söyleyeyim. Nasıl bir bağlam? Şöyle bağlam. Yasa dışı dinlemeleri konuşalım, emniyette yargıdaki yapılanmaları konuşalım. Bunların hepsini sabaha kadar tartışalım. Ama Türk okullarını hangi cemaat olursa olsun ayırt edelim. Ben yurt dışında birçok Türk okuluna gittim. Yalnız Gülen cemaatine ait okullara gitmedim. Mesela Ruanda'da Süleyman Efendi'ye ait bir okula gittim. Orada da, o da farklı bir cemaat. Oradaki okulları da gördüm. Ve oradaki insanların gerçekten eğer hakkaniyetli olacaksak, adil olacaksak her konuda adil olmamız gerekiyor. Yoksa başımızı yastığa koyduğumuz zaman rahat etmeyiz. Eminim ki bu paralel yapı tartışmaları başlamadan önce sizler de okullara gitmişsinizdir. Benim dünyanın değişik yerlerinde gittiğim, Türk okullarında gördüğüm gerçekten zor koşullarda
ailesini bırakıp oralara öğretmen olmaya veya işte çalışmaya giden insanları gördüm. Türk bayrağının dalgalandığını gördüm. İstiklal Marşı'nın söylendiğini gördüm. Ha şunu da yaptım. Acaba biz milletvekili olarak oraya gidiyoruz diye. Bak çok net söyleyeyim. Biz oraya gidiyoruz. Acaba bir mizansen mi var? Yani bize başka bir atmosfer, başka bir şekil gösteriliyor da gerçekte böyle değil mi diye. 4-5 tane yabancı dilim var. Uzun sene yurt dışında kaldım. Döndükten sonra hatta gitmeden önce oralarda tanıdığım insanlara da bu okulları sordum. Hepsinden şu cevabı duydum. Buradaki Türk okulları, Arnavutluk'ta olsun, işte Afrika'da olsun, Kosova'da olsun çok başarılı okullar. Son bir yılda da gittiniz mi? Hani son bir yılda çok şey değişti diyor. O bir iddia. Yani hepsinden bunu herkes söylüyordu. Mesela Kosova'da olsun, Arnavutluk'ta olsun o ülkelerin temsilcilerinden bakanların çocuklarının bile oralarda okuduğunu ve bu okulların üstün başarılı olduğunu gördüm. Ben de bir okulun kapatılmasına karşıyım ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bayrağıyla, İstiklal Marşı'yla hatta bir adım daha ileriye gidiyorum. Müslümanlık dinle temsil ediyorsa elbette ki Milli Eğitim Bakanlığı bu okulları daha fazla denetlemeli. Elbette ki bu işin içerisine girmeli. Çünkü bu eğitim bir milli politika. Bugün AKP iktidarda olur, yarın CHP, yarın MHP. Ama ben Gülen cemaatiyle iktidar arasındaki kavgadan dolayı işte bazılarını televizyonda görüyorum. Kapatılsın bu okullar, bitsin. Ben buna sonuna kadar karşıyım. Ya devlet daha etkin olmalı ama bu okullar kapatılmamalı. O zaman şuysa eğer, yani benim anladığım bu proje kilit vurup kapatılmasına karşıyım. Çok değil net. Ama projenin kendisi de bu değil zaten. Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın orada na bağlı ama o ülkelerle ilgili şeyde etmesi. Benim bildiğim kadarıyla, bilmiyorum belki İhsan Bey daha net bilgiye sahiptir. Ben de biraz bunu araştırdım. Bu okullar o ülkelerin kanunlarına tabi hepsi olduğu için ya bazıları olmayabilir. Bir kısmı da şey yani oradaki Türk büyükelçiliklerinin akreditasyonuyla tamamı Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilemiyor diye biliyorum. Tabii, bu kanunen mümkün değil. Emin Pazarcı, bu konuda son olarak sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa bu konuyu geçeceğiz. Son olarak söyleyeceğim bir şey değil ama burada herkes aynı şeyi söylüyor. Aslında herkes de bana göre şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı destekliyor. Şöyle destekliyor. Yani okulların kapatılmasına karşıyız diyorlar. Zaten okulların kapatılması söz konusu değil. Ben daha önce yine seyahati sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamadan bahsetmiştim. Okulları kapatmak değil, denetim altına almaktan bahsediyor. Bu da zaten herkesin üzerinde ittifakla durduğu bir konu. Şimdi Sayın Yeniçeri daha önce programın başında bir üst akıldan bahsetmişti. Bu üst aklında paralel yapıyı kontrol ettiğini veya edebileceğini söylemişti. Eğer kontrol altında, üst yapı tarafından kontrol altında olan bir paralel yapı var ise, bu paralel yapının da okulları var ise elbette devlet müdahale edip bu paralel yapının okullarına el koymak zorunda. Bu çok doğal bir şey. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde bundan rahatsız olacağını düşünmüyorum. Bana göre olması gereken yapılıyor. O açıdan şimdi bakın okullarla ilgili evet geçmişte ben de gittim. Ben de son derece memnun oldum ama bu okullar son zamanlarda artık Türkçeyi bıraktılar. Türkçe eğitimi bıraktılar. İngilizce eğitim vermeye başladılar. Ve bu okullarla ilgili özellikle Rusya'dan çok ciddi iddialar var. Bunların Amerikan emperyalizmine, Amerikan çıkarlarına hizmet ettiğini ve o bölgede Amerikan çıkarlarının bayrağını salladığını söylüyor. Şimdi bunların tamamı bir araya getirilirse, Türkiye'deki son gelişmelerde göz önüne alınırsa bundan doğal bir şey yok. Bence hemen hemen herkes bu politikayı destekliyor yaptıkları açıklamalarda ama tabii siyasettir. Siyasiler kendi desteklerken bile eleştirilerini ortaya koyacaklar ama benim gördüğüm bu. Yani bu okullar kapatılmıyor. Bu okulları devlet zapt rapt altına alıyor ama şu var, çok kolaycılığa gidilebilirdi. Yani başından Türkiye paralel yapıyla mücadele çerçevesinde ki o bölgede özellikle Afrika'da pek çok ülke üzerinde Türkiye'nin ciddi etkisi var. Bunları kapatın diyebilirdi ama Türkiye o kadar sorumlu davranıyor ki bu okulları kapatmak yerine bunları devralmak istiyor. Ve ta o dönemde de zaten yine siyaset sırasında da Sayın Cumhurbaşkanı biz bunun üzerine bir çalışma yapıyoruz. Gerekli adımlar atacağız demiş. Hatta ben şunu öncesi sordum. Türkiye yani. Cumhuriyeti'nin buna gücü var mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın buna gücü var mı? Tabii ki dedi. Biz o okulları devralacağız dedi. Durum bundan ibaret aslında. Peki. Sizin, ben bir şeyler söylemek evet. istiyorum. Şimdi bir ülkenin bir misyonu olur. Yani büyük devletler öyledir. Ve misyon tanımlar ülkenin bütün kurumları, sivil toplum örgütleri, eğitim kurumları, şahısları, entelektüelleri. Yani o misyon için mücadele ederler. Yani o misyon, büyük misyon içerisinde muhalifler tartışmalar da olur. Fakat biz devlet olarak şöyle bir hata yaptık. Mesela bir devlet büyümeye meylettiği zaman eğitim kurumlarıyla, yardım kuruluşlarıyla, misyonuyla dünyaya açılır.
İşte yardım kuruluşlarımız 110 ülkeye her zaman yardım götürüyor ve çok takdir de görüyorlar. Hatta ben bir yardım programına gittiğim zaman Türkiye yardım kuruluşları eliyle küreselleşiyor diye de bir yazı yazmıştım. Fakat devletin iki tane şeyine devlet kıskançtır. Bir, parasına kıskançtır. İki, insan kaynağına kıskançtır. Baktığınız zaman bu Türk okullarının tamamı Anadolu insanının alın teriyle ve onların çocuklarıyla kurulmuş okullardır. Doğru. Burada problem şurada. Mesela bir Adenauer Vakfı'nın Amerikalılar tarafından yönetildiğini, Robert Kolejlerinde Almanlar tarafından misyon olarak yönetildiğini düşünebiliyor musunuz? Bizim Türkiye'de bir takım bir grubun misyonu devletin misyonunu aşmış ve kendisi devletin hilafına bir misyon tanımlıyor. Bu sadece cemaatle ilgili değil. Büyük devlet, yani bir kurum büyüdüğü zaman, bir misyon geliştirdiği zaman onu yönetir. Türkiye'de öyle bir hale geldi ki cemaatin misyonu devlete misyon tanımlayacak hale geldi. Bence ana problem burada. Yani bir grup diyor ki ben ülke çıkarları, Türkiye'nin geleceği, misyonu çok önemli değil. Benim bir kendi vizyonum var, kendi amacım var. Ben kendi amacıma hizmet edebilirim. Devlet de umurumda değil. Şimdi böyle baktığınız zaman hiçbir büyük devlet böyle bir saçmalığa müsaade etmez. Burada kapatma kapatmama meselesi değil. Türkiye'nin, ben hatta bu Tansu Çiller'le Fethullah Hoca görüştüğü zaman siyaset meydanında bir tartışma olmuştu. Ben orada Fethullah Hoca'yı savunmuştum hayatımda bir defa da olsa. Fakat baktığınız zaman kaynak Türkiye Cumhuriyeti kaynağı, maddi kaynak. İnsan kaynağı Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynağı. Bu kaynağın tıpkı, yani büyük devletlerin kurumları nasıl büyük devletlere çalışır? Bu insan kaynağı ve para kaynağı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çalışmalı. Küçük misyonlar, siyasi farklılıklar olabilir. Ama ben gördüğüm kadarıyla bütün dünyada şu an bu tutum, bu tavır, bu hareketler devletin misyonuyla çelişen bir misyonla gidiyor. Bu da çok kabul edilebilir bir şey değildir. Tedbir, yani devlet nasıl tedbir alabilirse alabilir, demokratik yoldan almak zorunda. Başka da şansı yoktur. Benim gördüğüm ana problem cemaatin misyonu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin misyonu birbiriyle çelişmeye başladı. Devlet büyük misyonu koyar, küçük gruplarda bu misyonun arkasından gider. Maalesef cemaat bazı konularda devletten çok geliştiği için devlete misyon biçmeye başladı. Muhtemelen ana problem budur diye düşünüyorum ben. Bunu okulları şey söyledik artık. Bence geçen haftaki şeyi bakanları şimdi konuşalım okullarla, biraz. Okullarla cemaatin misyonunu ya da okullarla diğer şeyleri birbirinden ayırt ederek bakmak hocam gerekiyor. Hocam çok iç içe bir misyon. Ya hayır, bunu işte Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti onu şekillendirerek, biçimlendirecek yapılıyor. Evet. Yoksa kaldırmak diye. Bakın evet. Bir burada özellikle kamuoyunun da dikkatine sunmak için bir şey söylemek istiyorum. Biz hiçbir kurumumuzu devam ederek geliştirmek, geliştirerek devam etmek gibi, devam ettirmek gibi bir politika izlememişiz. Aslında sizin başında söylediğiniz o yapının oturmamasının nedeni de bu. Her yerde kesilmiş. Mesela bizim nizamiye medreselerimiz vardı. Osmanlı döneminde nizamiye medreseleri devam ettirilmedi. Evet. Osmanlı döneminde Enderun ve Sahni Seman medreseleri vardı. Darül Muallim vardı. Türkiye Cumhuriyeti döneminde bu devam ettirilmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nde köy enstitüleri açıldı. Sonra bunlar kapatıldı. Onun yerine öğretmen okulları açıldı. Sonra onlar da kapatıldı. Bir kesimin projesi diye görüldü. Devam ettirilmedi. İşte bu yanlış. Peki. Bu yanlış. Dolayısıyla milletler devam ederek gelişirler. Gelişerek de devam ederler. Okullar da, eğitim öğretim de böyledir. Peki. Bilgiler üst üste aktarılarak evet. Götürülür. Şöyle olsaydı bilmiyorum. Onlar olmadığı sürece burada da aynı durumu yaşıyoruz. Kes at, kapat gitsin. Şuna veya yeni bir sistem getir. Ya senin tarihsin. Sen bir gökten şimdi inmiş nevzuhur bir devlet değilsin ki. Köklerin var. Kökenin var, şuyun var, buyun var. Devamlılık olması lazım. Tabii yani sen iki bir... Şuna katılır mısınız bilmiyorum. Keşke şöyle olsaydı. Eminim ki hepiniz buna onay vereceksiniz. Bir cemaate veya bir tarikata mensup okullar değil de tarihte 16 tane devlet evet. kurmuş, 600 sene imparatorluk bakiyesi olan, 90 yıllık cumhuriyet geçmişi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Goethe Enstitüsü gibi Almanların yaptığı, işte Fransız Kültür Merkezi gibi, İtalyan Kültür Merkezi gibi biz devlet olarak okul açsaydık. Robert Kolejleri gibi. Robert Kolejler gibi evet. Devlet olarak biz bunu başarsaydık da bugün bunları tartışmasaydık. Ama biz bunu devlet i̇şte olarak maalesef yapamadık. İşte o süreklilik denilen şeyi evet. es geçiyor. Yapamadık hocam, devlet olarak. Temel olmadık. Son bir yılın psikolojisiyle alakalı radyoda bir program dinledim. Arnavutluk'ta veya Makedonya'da bir çocuğu konuşturuyorlar. Arnavut kökenli.
Türk okullarında okumuş. Diyor ki Türkiye ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Lise talebesi bu. Diyor efendim ben eskiden Türkiye'yi çok seviyordum. İdeal olarak Türkiye'de yaşamak için, orada ticaret yapmak için kendimi güdülüyordum. Fakat şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti Güney Kore gibi bir devlet oldu. Diktatörlükle yönetiliyor. Öldürseler benim bir oraya gitmem, başıma ne geleceğini bilmiyorum. Şimdi şeyi burada bizim nihayetinde ne Fethullah Hoca'ya bir düşmanlığımız var ne başkasına bir dostluğumuz Kuzey var. Kuzey Kore. Eğer memleketin geleceği, bekası esassa cemaat sistemi çok bütün çalışan bir sistem. Ve çok da enteresan bir şey var. Böyle teker teker baktığınız zaman dünyanın bütün melekleri oraya toplanmış gibi duruyor. Yani fert fert baktığınız zaman kötü adam göremezsiniz. Fakat böyle sistem bir bütün olarak çalışmaya başladığı zaman bir canavara dönüşebiliyor. Belki de bu yabancılarla misyon ortaklığı yapan kişilerin sayısı bini geçmez diye düşünüyorum. Şöyle de bir şey var ama mesela demin Emin Bey dedi ki mesela Rusya'dan bu okullarla ilgili ciddi şikayetler geliyor dedi. Doğru. Ama mesela ben sosyal medyayı, interneti takip ediyorum ve özellikle yabancı yayını da takip ediyorum. Mesela geçen Güney Afrika Devlet Başkanı da Türk okullarını öven bir konuşma yaptı. Peki. Dedi ki bu okullardan çok memnunuz. Yani burada da farklı görüşler var yani. Net bir görüş yok. Yabancı devlet örneği vereyim. Tacikistan'a ben gitmiştim. Orada Aziz Mahmut Hüdayi okul açmış. Cemaat de okul açmış. Aziz Mahmut Hüdayi caminin yanına bir medrese kurmuş ve 7-8 yıl önce sonra çıktılar olmaya başladı. Aziz Mahmut Hüdayi makul, Osmanlı geleneğinden gelen Türkiye'nin tarikat yapısına mensup bir şey. Çıktılar ortaya çıktıktan sonra yani talebeler, dindar, munis, efendi ve dine hizmet eden adamlar olduktan sonra devlet gelip Aziz Mahmut Hüdayi'nin Kur'an kursunu müsaade etmiş. Öteki tarafı da kat kat büyütmüş. Biraz belki bu açılardan bazı konulara ince de bakmamız lazım. Yani demek ki Aziz Mahmut Hüdayi'nin çocukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet ediyorlar. Dinine hizmet ediyorlar, imanına hizmet ediyorlar ve müsaade ediliyorlar. Peki. Belki o biraz daha da düşünebiliriz. Ama şu da var, bilmiyorum katılır mısınız? Biz yine geliyoruz, yurt dışındaki Türk okullarını konuşuyoruz. Keşke bizim içerideki eğitim sistemimiz dört dörtlük olsa, 10 üzerinden 10 numara olsa da bunları konuşmasak. Ama içimizdeki problemleri bıraktık, yurt dışındaki okullara geçtik. Okuldaki okulların yakacak ısınma problemi. Tabii bunları yine konuşmuyoruz. Sayısız problem var. Biz Tanzanya'daki okulla şu anda ilgileniyoruz. Evet, burada peki. Bir şimdi herhalde bu bakanlar. Şimdi bu, evet, Yüce Divan meselesini biraz konuşalım. Faik Bey sizinle başlayalım. Bu konuyu... Bakın çok net bir şey söyleyeyim. Kısa söyleyeyim. Hiç bu konuyu uzatmayacağım. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi, karşı tarafta beyefendi Milliyetçi Hareket Partisi veya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin saflarında yer almayan insanlar 17 Aralık'la ilgili konuştuğu zaman herkes şu refleksi gösteriyor. AKP saflarında yer alan insanlar. Bunların hepsi montaj, bunların hepsi dublaj. Biraz önce de beyefendi geldi dedik işte Fatih Belediyesi falan filan. Niye fire çıktı o kadar? Kabul yani. Etmiyorlar. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Öndeki cümlelerine benimkini birleştirme şey olur. Yok o. Şunu söyleyeyim. Hani bakın, hepsi dublaj, hepsi montaj. Sadece şunu sorayım. Şimdi aynen. Adli Tıp Kurumu bir rapor yayınladı. Dedi ki burada montaj yoktur, dublaj yoktur ve bunların hepsi gerçektir. Diyelim ki Adli Tıp Kurumu'nda da bir paralel yapılanma var. Bunu da gerçek saymıyoruz. Ben mesela özellikle İhsan Bey ve Emin Bey'e şunu sormak istiyorum. Aksi ispat edilsin, bak çok net söylüyorum, ben bugün milletvekilinden istifa edeceğim. 18 Nisan 2013 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı, bakın Milli İstihbarat Teşkilatı, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyarıyor, yazı gönderiyor. Diyor ki bu Reza Zarrab'ın, bu İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın bu bakanlarla bir takım ilişkileri var. Bunlar iktidar içinde, devlet içinde sıkıntı yaratır. Yani önleminizi alın, bu ilişkilere dikkat çekin diyor. Kim diyor bunu? Milli İstihbarat Teşkilatı söylüyor. Ondan sonra olaylar ortaya çıkıyor ve bugünlere geliyoruz. Ben Mehmet Ali Şahin'in söylediklerine sonuna kadar katılıyorum ve altına imzamı atıyorum. Asgari ücretin 1 milyar olduğu, 1000 TL olduğu bir ülkede 700 bin liralık saati konuşuyorsak burada çarpık bir ilişki vardır. Ve kaldı ki 700 bin liralık saatte hatırlayın, yanlışsam yanlış değil. O fireleri de ona tabii bağlı. Önce çıktı, Sayın Bakan dedi ki 700 bin liralık saat yok, bu yalandır dedi. Sonra ortaya çıktı ki 700 bin liralık saat var, bu sefer dedi ki bunu ben kendi paramla aldım, Reza Zarrab'ın adamını gönderdim dedi. Kısa bir süre sonra da dedi ki evet Reza Zarrab bana bunu hediye etti dedi. Şimdi bakın bir takım ortada bir sürü açıklanamayan ve vicdanlara yaralayan bir şey var. Son size şunu söyleyeyim. Ben 99 yılında siyasete başladığım zaman merkez sağın çöküşüne şahitlik eden gençlik kollarından gelen bir kardeşiniz. Merkez sağ nasıl çöktü biliyor musunuz? O zaman merkez sağ oluşturan partiler yolsuzluk iddialarına batmış durumdaydı. Ve iki tane merkez sağ parti vardı. Bu iki parti, benim de içinde bulunduğum parti, sürekli birbirini aklıyordu.
Ve insanlar ne dediler? Ya kardeşim biz artık bu yolsuzluk algısından, yolsuzluklardan bıktık dedi. 2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara getirdi. Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki bizim bir sürü projemiz var ama 3 tane Y ile mücadele edeceğiz. Yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz dedi. Bugün geldiğimiz noktada 12 sene sonra ben 90'lı yılların bir yansımasını görüyorum. İlk komisyonda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoğunluğu var. 9 tane üye akladı. Genel kurulda 48-50 tane fire olmasına rağmen bu milletvekilleri aklandı. Bakın size çok net söyleyeyim. Ömrü olan görecek. Adalet ve Kalkınma Partisi de 90'lı yıllarda merkez sağ partilerin sahip olduğu çürümeye, bu hastalığa yakalandı. Ve bu kendi bakanlarını aklayarak kendi gidişatını hızlandırıyor. Son şunu da söyleyeyim. İktidar partisi temsilcileri her televizyona çıktığı zaman şunu söylüyor. Birebir muhabbetlerde de. Biz Turgut Özal'ın devamıyız ve Anavatan Partisi'ni kendimize örnek alıyoruz. Eğer siz Turgut Özal'ın gerçekten devamıysanız... Hep şey kullanmıyorlar ama. Çoğu kullanıyor. Turgut Özal iktidara geldikten sadece ve sadece 15 ay sonra kendi bakanını kendi elleriyle Yüce Divan'a gönderdi. Keşke Recep Tayyip Erdoğan da bu 4 bakanı gönderseydi de bu vatandaşın vicdanını rahat etsin ama bunu yapmadı. Faik Bey, şimdi madalyonun öbür yüzünü görmemekte ısrar edecek misiniz? Hangi madalyonun öbür yüzü? Yani burada siyaset mühendisliği... Ben oradan girecektim aslında. Sorduysanız, evet siyaset mühendisliği var ama gelin ikisini ayıralım. Biraz önce Özcan Bey de söyledi. Ben şimdi diyorum ki bakanlara, kardeşim 700 bin liralık saat var mı diyorum, soruya cevap yok, bana darbe yapıldı. Ayakkabı kutuları var mı diyorum, soruya cevap yok, bana darbe yapıldı. Bunlar oldu mu, sen önce bana şunların cevabını ver. Burada bir yolsuzluk var mı? Suistimal var mı? Gel ondan sonra da siyaset dizaynı var mı onu da konuşalım. Ama iki şeyi birbirine karıştırıyoruz. Düzgün bir hukuki zeminde bu yürütülmezse bu baştan sakat başlamış demektir. Peki düzgün bir hukuki zemin. O zaman ben soruyu size sorayım. Yüce Divan'a gönderilmedi bakanlar. Ya Allah aşkına Yüce Divan Anayasa Mahkemesi'nin 13 tane üyesi. Kim atadı bunları? Ben size ilave bir soru sorayım. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni müsaade ederseniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli insanlarından bir tanesi Sayın Abdullah Gül'ün atadığı adamlar. Ve çoğunluğun atadığı adamlar ya siz mahkemelere güvenmiyorsunuz. Peki kendi atadığınız yargıçlara da mı güvenmiyorsunuz? Buradan bir gireyim. Bir dakika ben bir şey daha sorayım da ondan sonra. Şimdi mesela bu 25 Aralık operasyonuyla ilgili olarak daha sonra o savcı alındı. 4-5 tane savcı görevlendirildi. Onlar 15 gün çalıştıktan sonra şöyle bir tutanağı deklare ettiler. Dediler ki 27 tane çuval işte içinde delil olduğu iddiasıyla polisten savcıya geliyor, savcıdan hakime geliyor. Hakim bu çuvalların bir tanesinin bile mührünü açmadan tedbir ve gözaltı kararı veriyor. Şimdi böyle bir hukuki anlayışla o operasyon devam etseydi biz yani nasıl güvenerek bunun arkasında durabilecektik? Bakın işte ne yaptınız biliyor musunuz siz de? Şöyle resmin bir büyüğü var. Bu temel geldiniz bir konu ama. Tamam bakın temel bir konu ama. Benim biraz önce söylediğim iddialar ne oldu? Bu 700 bin liralık saat. Bakın diyorum ki size, benim iddiam değil. Bizi izleyenlere şunu söylüyorum. Bakın söyledim. Adli Tıp Kurumu, hadi burayı paralel yapı ele geçirdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi doğruyu söylemiyor. Ya 18 Nisan 2013'te Milli İstihbarat Teşkilatı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyarıyor. Diyor ki kardeşim, bu 4 tane bakanın Reza Zarrab'la kirli ilişkileri var. Dikkat edin diyor. Şimdi bu bilgi yanlış mı? Şimdi ben bu sorumu... Böyle bir uyarı yok mu? Bu sorumu... Söylediklerinizi tümden reddediyorum ya da tümden karşıyım öyle anlamında değil. Doğru. Ama ben de madalyonun öbür tarafı da var. Bunları da konuşalım. Madalyonun öbür tarafını da konuşalım. Sağlıklı olsun. Ben şöyle düşünüyorum. Başka bir yerde daha benzer bir şey zikrettim. Bu hakimler, savcılar namuslu adam olsalardı, memleketin hakkını, hukukunu, tüyü bitmemiş yetimi düşünerek yargı yoluna gitmiş olsalardı, 2 yıl önce bu adamların birisiyle uğraşırlardı. Aradan 1 yıl geçtikten sonra birisiyle uğraşırlardı. İşte Zerrab'ın günü geldiyse eğer bir suç işliyorsa kalkar takip eder onun içerisine. Siz her şeyi çorba edip birbirine katıp memleketi Irak'a döndürmek isterseniz vatandaş da var. Nihayetinde vatandaş yolsuzluk iddialarını da görüyor, darbe iddialarını da görüyor ve vatandaş bir yerde bir tutum takındı. Siz hiçbir şey olduğuna inanmıyor musunuz? Şöyle yani, hiçbir şey olduğuna yani bu işler niye oluyor yani hiçbir, elbette ki var yani bir şeyler var ki konuşuluyor, tartışılıyor. Yani o saydıklarınızdan ben kişisel olarak çok rahatsız oldum. Bakanların çocuklarıyla ilgili iddialar var, soruşturmalar var, şunlar var, bunlar var. Fakat eğer bu hakimler, savcılar tüy bitmemiş yetimin hakkını düşünerek
aldıkları maaşın karşılığını vermek için onlar memlekete bir iyilik yapmayacaklardı. Bir tane paranoyanın peşine düşüp de ülkeyi fesada götüreceklerine herhalde davaların hepsi birlikte çocukların eş zamanlı aynı günde hırsızlık yapmaya karar verip bir iş yapmamışlar ki. Birinin hatası bir başka zamandır, birinin başka zamandır. Ama bir hatalar var yani. Hatalar mutlaka vardır. Hepimizin hayatında hatalar var. Hatalar ama o hakimler şöyle. Bir tanesini yapsaydı, dava açsaydı. Hı. Başbakan, başbakan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı, bütün sistem, devlet sistemi aynı. Bir tanesi üzerine gitmiş olsaydı muhtemelen o insan şimdi yargılanır olurdu. Ertesi zaman başka bir sürüste gitmiş olsaydı. O zaman şöyle bir olsaydı, ilave yapayım mı size? Siz eğer şöyle Türk vatandaşı şuna bakıyor kardeşim. Nihayetinde devletin bekasını her şeyin tamam. önünde görüyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bazı yani belki muhalefet tarafından bakıldığında bu risk tam görülmemiş olabilir. Yo, şöyle düşünün. 17 Aralık oldu. 25 Aralık'ta 100 tane iş adamı içeri alındı. Ötekine operasyon yapıldı. Ya, ülke Irak'a döndü. Çok zor bir şey değil. Yani, siz yayına gelmeden önce biz gelmeden bir başka konuyu tartışırken Emin Bey dedi ki ya Faik Bey dedi bu süreç dedi böyle bu kadar basit bir süreç değil paralel yapı süreci dedi. Bunun derin yapıları var araştırmak lazım hemen bir anda çözümlenmez dedi. E bu bakanlarla ilgili yolsuzluk araştırmaları da böyle iki ayda bir ayda ortaya çıkacak şeyler değil ki. Bir sene bir buçuk sene bunlar takip edilmiş size zaten. Size yine bir yani ilginç olayla bir cevap vereyim. Bak bir süreç şey, yani. Bir şey davası var yani hakkaniyetle ilgili bir şey söylemek istiyorum. İtfaiye davası çıktı tam o günlerde 25 Aralık 30 Aralık arasında hemen emniyete bir şey talimat. İtfaiyede şunları tutuklayın. Emniyet müdürü diyor ki ya ortada iddia yok bir şey yok diyor. Neyle tutuklayacağım diyor ve olay olduktan sonra tam 3 ay 4 ay araştırıyorlar. 4 ayda konu teşekkül ediyor ve gidip itfaiye operasyon yapıyorlar. Yeni gelen savcılar yapıyor bunu cemaat savcılar da yapmıyor. Şimdi bu hukuki bir iştir nedir? Emniyet takibini yapmıştır ve şeyde belediyede AK Parti belediyesi başka bir yerin belediyesi değil ve yeni gelen vali de yani sayın emniyet müdürü de AK Parti'nin yeni atadığı bir vali tedbir olsun diye ne oluyor? Usulünce araştırmaları yapılıyor yine tutuklananlar tutuklanıyor yine serbest bırakılanlar serbest bırakılıyor. Burada vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti halkı şöyle baktı ben şu belayı bir def edeyim. Her şeyin hesabını görürüm. Yani ben şunu söyleyeyim. Bir memlekete kötülük yapan insan ya hukuk nezdinde, ya vatandaş nezdinde, ya siyaset nezdinde karşılığını bulur. Bu şey meselesi, yani yolsuzluk meselesi, bakanların çocuklarının meselesi bir siyasi parti için bir telafi meselesidir. Önünde iki tane yol vardır. Ya kabul eder, telafi eder ya da reddeder, telafi eder. Bunun kabulüyle, 17 Aralık'ın kabulü eş anlama gelir gibi bir durum vardı. Siyaseten bunun reddi yönünde siyaset bir tavır takındı ve bunun riskini de üstlendiğini düşünüyorum. Ha şöyle bir de Türkiye'de biz bu Türkiye siyasetinin bütün partilerini, geçmişini sağcı partilerde, solcu partilerinde biliyoruz. Ben memlekette giderek hukuk zemininin özellikle yolsuzluklarla ilgili daha sağlamlaştığını düşünüyorum. Yani böyle bir ANAP dönemine bakın, o koalisyon dönemlerine bakın. Peki. Üst kurullar var, ihale şeyleri. Hocam, Özcan Ankara'da pazarcılar bekliyor. Sadece şunu sorayım. Sadece yani, şunu. Siz bir araştırma şirketinin sahibisiniz. Ben araştırma sonuçlarını biliyorum. Sizin de düşüncenizi merak ederim. Türk halkının kuzeyden güneye, doğudan batıda yüzde kaçı gerçekten yolsuzlukların, bakın darbeyi, siyaset mühendisini bir kenara bırakın, bu bakanlar ve çocuklarıyla ilgili rüşvetlerin alındığına yüzde kaçı inanıyor? Sizde bunun istatistikleri vardır elbette. Bizim şöyle, önceki dönemlerde yani hükümetin yolsuzluk, hükümetle ilgili. Bu konuyla ilgili, bu yani Reza Zerrab, Zafer Çağlı, Yenegemen Bağış. Yolsuzluk iddiası var mı yok mu diye sorduğumuzda genel anlamda %3'lük, %2,5'luk rakamlar çıkardı. Bu kargaşa dönemlerinde bu rakam %12'lere kadar çıktı. Evet yani şey var. Yani yolsuzluk algısı %12'lere kadar çıktı. Evet. Fakat şimdi, şöyle yani %50-60 diyenlerin ben şeyini merak ediyorum. 60 çıkamaz çünkü zaten AK Parti'nin kendi oyu %50. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden de insanlar yolsuzluk oldu. 8 tane milletvekili file verdi. Yani şöyle, oyun verirseniz bir iki yani şey hükümet için sorarsanız yani, bu düşük ama şahıslar için sorduğunuzda değişebilir. Şimdi bakın yolsuzluk meselesi aslında bir milletin, bir kültürün sınandığı bir meseledir. Yani başından beri yolsuz iktidarlar ya da yolsuzluğu meşru bir araç gibi kullanan iktidarlar eninde sonunda toplum iş başından gidiyorlar ama toplumda da büyük hasarlar meydana getiriyorlar. Şimdi bir plütokrasi diye bir kavram var. Bu kavram zenginlerin iktidarı olarak ifade edilen bir kavramdır. Yani zengin olan kişilerin her şeyi yapabildiği ve iktidarı da onların yönettiği bir kavram. Bir de kleptokrasi kavramı var. Yani bu bizde değil, batıda.
ortaya çıkmış bir kavram. Hırsızların iktidarı anlamında kullanılan bir kavram olarak önümüze çıkıyor. Bir başka kavram nepotizm diye bir kavram var. O da eş dost kayırmacılığına dayalı olarak şekillenen bir kavram. Bir de hepimizin bildiği bir partizanlık dediğimiz bir olgu var. Bütün bunlar bir toplumda ne kadar çok konuşuluyor, ne kadar çok yaygınlığı varsa o toplumun o kadar yozlaştığı, siyasal bir yozlaşma içerisine girdiği ve o kadar da çürüdüğünü anlatır. Şimdi geldiğimiz noktada özellikle çok cali bir dikkat bir açıklama yaptı Bülent Arınç. Dedi ki bu yolsuzluklar sinek ısırığı kadar dedi etki yapmadı bizim iktidarımıza. Yani bu aslında ne seçim geçti. Bu aslında topluma da bana göre bühtan etmek anlamına gelmektedir. Çünkü toplumlar özellikle gelişmiş toplumlarda gerek Sayın Başbakan'ın kullandığı bir cümle gerekse bu ortaya çıkacak yolsuzluk bırak bakanları hükümetler götürürdü ve toplum içerisine de itibarları sıfırlanmış olurdu. Yani gelişmiş ülkelerde durum böyle. Almanya'daki Cumhurbaşkanı Köhler'in ve ondan sonraki Cumhurbaşkanı'nın da nasıl istifa ettiğini hatırlatmaya sonra beraat etti o biliyorsunuz ama. Ya beraat edebilir ama adam ondan dolayı istifa etmek zorunda kaldı. Yani bir ilişkisi vardı Clinton'ın. Peki hocam bir şey sorabilir miyim? Yani şimdi şöyle bir şey de yapılmadı mı? Burada ismi geçen kişiler, bakan, işte 4 eski bakan, bunların çocukları ve bunlar etrafında 3-5 kişi daha. Şimdi bu mecradan çıkarak sanki bütün bir siyasi hareket, ki yani AK Parti'nin yüz binlerce üyesi de var aynı zamanda, bütün bir hareket yolsuzluğa bulaşmış gibi bir lansman yapıldı muhalefet tarafından. Bu hani bir yerde... Efendim? Asla. Mesela bizim bu toplantı... Şimdi nereden başlasanız cümleye hırsızlar diye başlıyor ve bu herkese şimdi, hitap ediyor. Yani bunu ayırıp biraz... Kesinlikle bunu tabii iktidarın kendisi yaptı. Yani bu kadar yolsuzluk olduysa mesela 4 kat nasıl büyüdü? İktidar bu yolsuzluğa sahip çıkıyorsa, iktidar bu yolsuzluk yaptığı ayan beyan ortada olan... kanıtlarıyla, görselleriyle. Mesela niye iktidar diyorsunuz? Oradaki söz konusu isimleri saysanız. Ha şimdi şunu söylüyorum. Bak şimdi onları deşifre edecek. İsmail Özdağ'ları isim olarak aldı. Özal onun kendi hakkında bir soruşturma yaptı. Gönderdi Yüce Divan'a. Ama AKP bunu yapmadı. Çıksa da Adalet ve Kalkınma Partisi şunu deseydi. Bu 4 kişi bizim 20 milyon bize oy veren vatandaş var. Bunlar içerisinde 4 kişi, 400 kişi. Yanlış işler yapabilir. Bunlar da yanlış iş yapmıştır. Ben bunları yargının karşısına koyuyorum. İstifa ettirdiği gibi bakanlıktan. Oraya da koydurmuş olsaydı... Ama benim olsaydı, dikkat çekmeye çalıştım. Sorun bu değil. Sorun şu. Yani mesela o dönemde şunlara bakıldı. Eğer yaygın bütün hücrelere sirayet etmiş bir yolsuzluk olsaydı... Mesela belediyeler, binlerce belediye var. Bunların yarısı AK Partili belediyeler. Yargıdan ya da İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme soruşturma talebi geldiğinde nasıl davranmış diye bakıyorsun. Hiçbirini ayırmamış yani. AK Partili belediye ile ilgili istemişse ona da hani bu yolsuzluk alışkanlığı bütün hücrelere, bütün harekete yayıldı demek için burada işte 1500 tane belediyeyi ayrı bir yere tutup sadece muhalefet partilerine bu inceleme soruşturma izni verebilirdi mesela. Hani şey yaptığım nokta burası. Yani niye sadece dosyanın konusu olan kişiler değil de bütün AK Parti sanki yolsuzluk batağında gibi şimdi sunuluyor. İşte biraz önce söylediğim gibi siz eğer içinizdeki cerahatı boşaltmasanız o cerahat bütün vücuda yayılır. Yani sizin söylediğiniz gibi de değil. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iş başında olduğu süreçte muhalefet belediyeleri ağzına kadar müfettişlerle doldurulmuştur. Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerin bu konuda çok nadir mızrak çuvala sıkmayacak. O rakamlar var bende. Ben size şimdi onları cevap vereyim mi? Onları ciddi bir biçimde irdelemek lazım. Öyle değil. Yani bize gelen rakamlar çok farklı. Ve Adalet ve Kalkınma Partili belediyelere zaten şikayet etmek de başlı başına bir problem olarak vatandaş nezdinde de karşı karşıya çıkıyor. İşini kaybediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Peki. Şimdi burada temel problem şu. Şimdi biz bu hakimlere güvenmiyoruz. Bu hakimler işte güzel karar vermiyorlar ve yanlış yaptılar
şeklinde izahlar var. Birinci i̇şte grup hepsini, hakimlerde ama hepsi, o ilk şeyler o hepsini, cinayet organize edenler. Şimdi onlara hepsini, valla ben de güvenmem. Hepsini doğrusu. Bir çuvala koydular vesaire diyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Siz hakimsiniz. Size bir haber geldi ki falanca yerde 4,5 milyon dolar ayakkabı kutusunun içerisinde para var. Filanca yatak odasında işte 7 tane kasa var. İçerisinde de şu kadar para var. Filancaya çikolata kutuları gidiyor. Hepsi aynı günde olmuş. Ya hayır şimdi bir şey söyleyeyim ama şöyle bir şey var. Şimdi adam bir operasyon o yapılıyor ve o operasyonda peki. Ele somut deliller geçiyor. Yani şimdi bu olayların saklanacak, gizlenecek. Üstadım o günün de bak o günün 17 Aralık şey ya bir dakika siyaseten de o günün savunabilir bir tarafı yok. Şimdi 17 Aralık gününün savunabilir bir tarafı yok. Şimdi bak savunulamaz evet. Hiçbir yanı yok. Onun yani hiç ilgisi yok. 17 Aralık'ta üzerine basarak söylüyorum. Niyetler başka olabilir. Ben onu ayırıyorum ikisini birbirinden. Ama siz bakın şimdi 17 Aralık'ta Faik Tunay'ın evi de basılsaydı, benim evim de basılsaydı, benim arkadaşlarımın evi de basılsaydı hiçbirinin içerisinde hiçbir şey bulamazdınız. Peki. Yani olan bir şey ortaya çıkarılır. 17 Aralık'ta çıkarılmış, 27 Aralık'ta çıkarılmış. Efendim devleti yıkmak için, darbe yapmak için, başka bir amaç için çıkarılmış. Siz açık verirseniz peki. O açığınızı hocam, birisi başka bir biçimde tamam, değerlendirebilir. Kendinize bakacaksınız önce. Peki Emin Pazarcı. Diyeceksiniz ki niye bu ayakkabı kutularında bu paraları doldurdunuz? Benim soruma yani, cevap mantığı nedir diye doğrudan soracaksınız. Doğrudan siyasi bir adam olsa çok ses siyasi tartışma yapardı. Hayır size demiyorum. Ben yani şeyi söylüyorum. Olayı Emin Pazarcı. Karşı oturuyoruz. Ankara'ya dönüyoruz. Emin Pazarcı. Konuşabilir miyim devreye? Tabii. Evet. Söz sizde. Şimdi Mehmet bugün biraz farklı noktada tartışıyoruz. Yani şöyle tartışıyoruz. Sanki bu dört tane bakan yargıya gitmiş, yargıda suçlu bulunmuş, onun üzerine bir tartışma yapıyoruz. Oysa bana göre gelişmeler çok farklı. Bakın bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili istifa etti. İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz. Ercan Cengiz daha önce bu dört bakanla ilgili soruşturma komisyonuna üye olarak verilmişti. Savcı kökenli bir milletvekili ve ilginç bir değerlendirme yapmıştı. Ben partim gibi bakmıyorum. Bu siyasi bir konu değil, siyasi bir nokta değil. Bu hukuki bir konudur. Ben hukuki olarak bakacağım dedildiği için partisinden tepki gördü ve soruşturma komisyonundan istifa etmek zorunda kaldı. Ve bunu da kendisi açıkladı daha sonra yaptığı açıklamada. Dedi ki ben farklı görüşleri savunuyorum. Partim gibi siyasi bakmıyorum, ben hukuki bakıyorum dedi. Ve bunu söylediği için, bunları değerlendirdiği için ve son günlerde disipline gitme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. O da disipline gitmek yerine kendi göbeğini kesti ve istifa etti. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun baskılarına tepki göstererek istifa etti. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi baktığını düşünüyor bu milletvekili. Ben demiyorum. Bakın bunu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili diyor. Şimdi biraz önce denildi ki hukuka saygı bazı hakimlere güvenmeli. Hakimlere güvenmek gerekir. O zaman şöyle bir nokta ortaya çıkıyor. 17 ve 25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili olarak bir takım soruşturmalar yapıldı. O soruşturmaların sonunda herhangi bir fezleke düzenlenmedi bu dört bakanla ilgili. Hatta tam tersi oldu. Bir takipsizlik kararı ortaya çıktı. Takipsizlik kararı verilen kişiler arasında sivil şahıslar da var. Çok ilginçtir. Şimdi o takipsizlik kararına itiraz edildi zannediyorum. İlgili ceza mahkemesi de onadı. Yani burada bir tam tersi bir şey var. Yargının verdiği karar var. Bu dört bakanla ilgili suçsuzdur dedi. Doğrudur, yanlıştır. Yargının kararları elbette tartışılır ama bu noktaya gelen bir durum var. Ve bu noktada bu dört bakan dokunulmazlığı olan kişiler, milletvekili sıfatına sahipler. Biz bunlarla ilgili tartışmayı sürdürüyoruz ama oradaki sivil şahıslarla ilgili hiçbir dokunulmazlığı olmayan ve kart vizitinde sade vatandaş yazan insanlarla ilgili olarak biz şimdi kalkıp tekrar yargılansınlar deme hakkına sahip miyiz? Ben hukuki konuşuyorum. Siyasi tarafını bir tarafa bıraktım. Onu siyasiler konusuna diyemeyiz. Deme noktasında değiliz. Bu hukuken de yanlış olur. İnsan haklarının ihlali de olur. Ama biz bu dört bakan niye Yüce Divan'a gitmedi, aklanmadı diye tartışma yürütüyoruz. Böyle bir mecburiyet de yok. Yüce Divan'a gitme mecburiyetleri de yok. Bakın bu soruşturma komisyonu kimin isteğiyle kuruldu? Bu soruşturma komisyonu AK Parti'nin isteğiyle kuruldu. Yani diğer muhalefet partileri istedi diye böyle bir komisyon kurulmadı. Soruşturma komisyonu kuruldu. Bir dakika dinleyin beni. Ben sizi gayet iyi dinledim. Bakın bu soruşturma
bu soruşturma komisyonu, ben hukuken konuşuyorum, siz siyasetinizi yapın, istediğinizi yapın ama ben hukuki belgeler üzerinden konuşuyorum. İyi kötü de biraz hukuk bilirim diye düşünüyorum. Tabii Emin Bey, şimdi, o soruşturma komisyonu ne zaman siz, kurulduğunu da söyle. Hangi meclisin nasıl toplantıya çağrıldığını da söyle. Özcan Bey, bitirsin de sonra biz cevap verelim. Şimdi bakın Özcan Bey. Sizin oyunuz belli, oy sayınız belli. Siz de CHP bir araya gelse, hatta üstüne diğer partileri de, diğer siyasi partiyi de alsanız meclisteki, böyle bir gücünüz yok. AK Parti istemeseydi bu komisyon kurulamazdı. Mecbur kaldı. Olmazdı, mümkün Mecbur değildi. Kaldı, tabii. Bu açık ortada, yani neyi tartışıyoruz? Şimdi yani siz istediğiniz diye olmadı. Yani AK Parti istediği o. Ama evet, tartışmalar devam ediyorsunuz. AK Parti tabii. Ben konuşuyorum, ben size. Tabii bitirsin Emin Pazarcı. Evet. Tabii ama bakın şimdi. Bu komisyon kuruldu. Bu komisyondan sonra bir takım oylamalar yapıldı. Oylamaların sonucunda da Yüce Divan'a gönderilmemesi kararı alındı. Bana göre hiç gerek de yoktu. O zaman şunları da tartışmak lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pek çok fezleke var. Binin üzerinde fezleke var. Bu fezlekelerle ilgili olarak da bugün bir siyasi partinin genel başkanı da var. O siyasi partinin genel başkanına ilgili olarak ihaleye fesat karıştırma var. Devam ediyorum. Cinsel taciz var. Var da var. Sayın Bahçeli'nin 3 tane fezlekesi var. Sayın Kılıçdaroğlu'nda 14 tane fezlekesi var ama bu 4 bakan ille de Yüce Divan'a gitsin işte aklansın diyen kişiler bugün git Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurmuyorlar. Bilemiyorum sizlerin fezlekesi var mı ama şunu diye demelerini beklerdim ben. Hodri meydan benim dokunulmazlığım kaldırılsın, ben de yargılanayım. Ben de aklanayım. Şimdi bakın 4 bakana gidiyoruz ama o kadar konuşulması gereken nokta var ki siyaset yapılıyor. Ben hukuki konuşuyorum. Hukuken bunu da yapılabilir. Şimdi gidip siz meclis başkanlığından yargılanmanızı isteyebilirsiniz. Bu kahramanlığı kimse yapmıyor. Ondan sonra kalkılıyor, deniliyor ki bu 4 bakan gitsin aklansın. Devam ediyorum. Öyle bir siyaset yapılıyor ki benim vicdanımda. Bir saniye bekleyin ama bir dinleyin beni. Özcan Bey bir dinleyin. Yani ya benim vicdanımda aklanmadı. Sizin vicdanınız ilahi bir tarafı mı var? Evet. Bir saniye. Devam ediyorum. Siyaset yapıyor. İlahi bir tarafım var yoksa yani sizin vicdanınızda aklanmak zorunda mı? Şimdi hukuki tarafı da var. Bunları da değerlendirmek lazım. Yani ben bu 4 bakanın savunucusu değilim. Eğer bir şey yapmışlarsa en fazla da karşılarında olabilirim ama hukuki bir karar var. Hukuki metinler üzerinden gitmek lazım diye düşünüyorum ama dünyanın hiçbir yerinde ben böyle bir garabet görmedim. Tamamen şu anda bu 4 bakan sanki suçluymuş gibi biz hükmü verdik. Hatta isterseniz biz bunları cezaevine de sokalım. Yani siz siyaset yapıyorsunuz, ben hukuk konuşuyorum. O açıdan olayın bu tarafına da bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani biraz önce de Mehmet Bey siz de söylediniz. Yani işte sanki böyle bunlarla ilgili bir karar var da bunlar suçluymuş gibi. Yok öyle bir şey. Yani ortada öyle bir şey yok. Peki. Bunlarla ilgili verilmiş bir hukuki karar yok. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne geldiği zaman Anayasa Mahkemesi üyelerine biz güvenelim diyorsunuz. Hukukçu olmayan Anayasa Mahkemesi üyelerine güvenelim diyorsunuz. Ama hukuken verilmiş bir takipsizlik kararını yok hükmünde sayıyorsunuz. Yani Peki. burada siyaset yapılıyor diye düşünüyorum. Eğer aklanması gerekiyorsa bana göre dokunulmazlıklar kaldırılsın. Bilin üzerinde orada dosya var. Çok daha vahim suçlamalar var, cinsel taciz de var. Bana göre bütün milletvekilleri aklansın. Bence meseleyi bu noktada tartışırsak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden de komisyon üyeliğinden istifa eden ve bugün de partisinden istifa eden milletvekili de ki muhalefet milletvekili o da diyor ki hukuki olarak bu işe bakmak lazım. Siyasi olarak bakmamak lazım Peki, diyor. Anlaşıldı. Eğer siyasi olarak bakarsak zaten Türkiye'de biz hiçbir meseleyi halledemeyiz. Pazarcı, peki teşekkür ediyorum. Siz hemen şunu söyleyeyim. İstifa eden istifa, milletvekili. Bakın, şimdi Emin Bey de beni az çok bilir. Ben kişilerle ilgili hiç polemiğe girmem ama bunun üzerinden partim istifa eden Ercan Cengiz üzerinden partim yıpratılacaksa devreye girerim. O zaman şunu söyleyeyim. Ben Ercan Cengiz'in 3 ay önce istifa edeceğini, başta genel başkan olmak üzere genel başkan yardımcısına gidip dedim ki Ercan Cengiz partimizden istifa edecek ve şu partiye geçiş yapacak. Ömrü olan ilerleyen günlerde Ercan Cengiz'in nereye gideceğini görür. Kime madem ki konu madem. Açıldı onu söyleyeyim. Ya doğru olmaz. Yani Ercan Cengiz bu komisyondan siyasidir, hukukidir diye istifa etmedi. Kendisi izliyorsa da bağlanabilir. Bak net söylüyorum altına imzamı atarak. İlerleyen günlerde Ercan Cengiz'in iktidar partisi de değil, onu da söyleyeyim. MHP'ye gidecek. İktidar partisi, yok MHP'de değil. Hangi partiye gideceğini göreceğiz. Sadece şunu sormak istiyorum. İşin garabeti zaten Emin Bey şurada. Gönül isterdi ki biz bunu sizle tartışmayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir milletvekili veya bir senedir suspus olan bakanlar çıksın bir televizyona da bu iddiaları biz veya onlara yakın gazeteciler sorsun. Tek bir soru sormak istiyorum size ve cevabınızı merak ediyorum.
Bu para kasaları, paralar ortaya çıktığı zaman başta İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ve Muammer Güler'in bir açıklaması var. Bu benim iddiam değil. Bizi izleyenler internete de girer. Bu paralar bizim paralarımız değil. Bu paralar paralel yapının polisleri tarafından bizim odalarımıza kondu. Dediler mi demediler mi? Dediler. Peki bu paralar onların paraları değilse, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu takipsizlik kararı verildikten sonra faiziyle birlikte bu paraları neden geri aldı? Bunun cevabını peki, merak ediyorum. Bitireceğiz artık. Hocam bir cümle. Ben konuşamadım soru, ki. Şimdi soru kime sorulduğunu bilmiyorum ama. O söylenenlere söyleyeceğiz yani. Bu değilim, açığa çıkmadı. Bir dakika. Mehmet. Evet dinliyorum. Bir saniye. Ben bu sorunun muhatabı değilim. Ben siyasetçi de değilim. Ben hukuki bir değerlendirme yaptım. Siz onları AK Partililerle konuşuyorsun ama Faik Bey bize bana sürekli sorular soruyor. Yeri gelmişken ben de kendisine bir soru sorayım. Buyurun. Milletvekili olduğu dönemde. Pensilvanya'ya gitti mi? Fethullah Gülen'le görüştü mü? Fethullah Gülen'le arasında bir irtibat var mı? Bunu da merak ediyorum çok yani. Çok güzel. Görüşürse kaç kere görüştü? Çok güzel. Veya bakın. Bir takım bunları ve Fethullah Gülen'e bir devam ediyorum. Fethullah Gülen'e saygı duyduğunu biliyoruz. Geçmişte bunları açıkladı. Bugün de aynı saygıyı devam ettiriyor mu? Aynı saygıyı duyuyor mu? Emin Bey o kadar güzel bir şey yaptınız ki klasik iktidar partisinin yaklaşımı. Köşeye sıkıştığınız zaman konuyu başka bir yere getirdiniz. Hiç net cevap vereyim size. Beni ne ilgisi var yani? Bir dakika müsaade edin. Beni en iyi tanıyanlardan birisiniz. Benim Pensilvanya'ya gittiğimi herkes biliyor. Tanıyorum geçmişte hangi Adalet ve Kalkınma Partisi bakanlarının, milletvekillerinin el pençe divan içeriye girmek için beklediğini ben de biliyorum. Yalnız size şunu söyleyeyim. Bakın Takvim Gazetesi denilen bir gazete, madem bunu açtınız ben size şunu söyleyeyim. Aldı ne dedi biliyor musunuz? İşte bunları yaşıyoruz biz bugün. Algı operasyonlarını yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nu benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne kabul ettirdiğimi ve bunu baş başa Fethullah Gülen'le karar verdiğimiz sizin haberini yapacak bir alçaklığı yaptı. İşte ziyaret, bunları yaşıyoruz. Ziyaret dışında bir ha, öyle bir şey olabilir. Bakın ben geçmişte de söyledim ben bugün de sorumun söylüyorum. İkinci soru bölümüne de bakın ben sorumun ikinci bölümüne de cevap bekliyorum. Şunun eskiden Fethullah Gülen'e bakın bir soru son derece ya. Büyük ben saygı gösterdiğinizi sorayım. Biliyoruz. Aynı peki. Saygı bugün de devam ediyorum. Bakın, soruma cevap şey verir misiniz lütfen? Siz benim soruma cevap vermeden bir siyasi uyanıklık yapıp soruya soruyla cevap verdiniz. Ben diyorum ki muhatabı değilim ben sizinle ilgili soruyorum. Bana sorsanız AK Partili bakanlar siz Pensilvanya'ya gittiniz mi diye ben gittim veya gitmedim derim. Ben size sizinle ilgili bir soru soruyorum. Saygı, duymaya, bir ortam saygı değil ki. Duymaya devam ediyor evet. Musunuz dedi. Kısa bir benim hiçbir varsa... zaman, bakın net söyleyeyim, ben hiçbir zaman benim bir açıklamam oldu mu ben Fethullah Gülen'e saygı duyuyorum diye. Ben Türk okulları ile ilgili açıklama yaptım. Türk okulları gurur vesilemizdir dedim. Türk okullarına gurur duyuyorum dedim. Onun haricinde benim Fethullah Gülen'le ilgili bir tane açıklamamı siz bana örnek gösterebilir misiniz? Peki. Şimdi hocam, ben soru soruyorum ama bu adil bir şey tamamen değil. Sapla saman birbirine karıştı. Bu kadar basit. Ben şunu söyleyeyim, bugün o yolsuzluk raporu, elimizde 2000 sayfaya yakın bir rapor var. Ve bu rapor, yolsuzum, yolsuzsun, yolsuz, yolsuzuz, peki. Yolsuzsunuz, yolsuzlar diyor bir. İkincisi, hükümet güle oynaya, kendi içinden gelerek bu komisyon soruşturma komisyonunu kurmadı. Hükümet zorlandı mecbur soruşturma kaldı. Komisyonunu kurmaya ve parlamento olağanüstü toplantıya çağrıldı. Parlamento olağanüstü toplantısı süremiz... çerçevesinde yapıldı. Üçüncüsü aklanma diye bir şey söz konusu değil. Kendi hakimleri atadığı hakimler, kendi komisyondaki üyeleri meclisteki çoğunluğuyla bu aklanmış oldu. Peki. AK Parti'nin bakanları AK Parti'nin milletvekilleri tarafından aklandı. Peki. Bir başka cümlede şöyle bitireyim. Hocam tekrara düşüyor. Hayır. Hocam, başka yani, ben hepsini söyledim. Vakti geldi bitirecek kimseye. Bir cümle bir şey söyleyip bakın. Kapatıyorum. Yassıada mahkemeleri de karar vermişti. Onlar da sözüm ona hukuki mahkemelerdi ama bugün kamu vicdanında yargılanıyor. Bitirmek onun için şey değil. Bir cümle sadece. Ben şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Yani muhalefet partileri siyasetin esaslı konularıyla ilgilenseler bu bir mevzuyla 7 gün 24 saat yatıp kalkmazlar. Biraz da bu projesizlik döneminde muhalefete bir nefes aldıran bir sizden konu bir gibi oluyor. Sizden bir şey olabilir. Rica edebilirim. Konuyla ilgili değil. Lütfen bir program yapın. Beyefendi bir araştırma şirketinin sahibi, beyefendi bir gazetenin genel yayın yönetmeni. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili, temsilcileri, bakanları kim istiyorsa gelsin. Ben soru soruyorum. Peki. Diyor ki ben teşekkür gazeteciyim, ediyorum. Ben cevaplayamam. Siz de bunu dört kere tekrar ettiniz. Gelsinler tartışalım. Takdir kamuoyunun yani bunu söylediniz. Başka platformlarda AK Partililer de muhalefet partileriyle ağırlıyoruz burada. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.